derslerimize başlayalım. Tabii bu benim ilk online değil. Ama bu site üzerinden ilk defa yapıyorum. Her şeye hakim olamayabiliyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi ben kimim? 1976 İstanbul'da doğdum. 96 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. 15 yıl serbest eczacılık yaptım İstanbul'da. İstanbul doğumluyum. 18 yaşında bir oğlum var, evliyim. O yıllarda, serbest eczacılık yaptığım yıllarda toplum bilinçlendirme, halk sağlığı koruyucu eczane gibi bir sürü görevlerde bulundum. Toplum sağlığı ve farkındalıklar adına. Mehmet Er Yönetim Kurulu Yardımcı Başkan Yardımcılığı, Türkiye Üstün Yetenekli Çocukları Eğitim Vakfı, Bilsemler, Toplum Sağlığı, Türk Eczacılar Birliği, işte İstanbul Eczacı Odası'nda meslek içi sürekli eğitim programlarını tertipledim. Bir sürü görevler aldım. Eczacılık ve halk sağlığı, toplum farkındalığı yaratmak adına. Ve 2007 yılından bu yana özellikle fitoterapi, 2014 yılından bu yana da klinik aromaterapi üzerine çalışıyorum. 2007 yılında kansere yakalandım ve benim aromaterapiden ziyade öncelikle fitoterapi öyküm de böyle başlamış oldu. Yani artık kansere yakalanmadan nasıl yaşayabilirim, nüks etmeden nasıl yaşayabilirim diye ve tabii ki ilaçsız, çünkü kanserin nedenlerini çok içine daldığımda tabii ki başlı başına tüm nedenleri, en başta stres arkadaşlar, öğrendikten sonra nasıl koruyucu sağlık uygulamaları yapabilirim diye başladım. Aromaterapi de zaten şimdi göreceğiz. Fitoterapinin bir alt dalı. Ama fitoterapi, fitofarmasötikler açısından bakarsak çok konsantre ve çok etkin bir dalı fitoterapinin diyelim. Yani işte kısaca ben buyum. Ve 2014 yılından bu yana çalışmalarla da 2018 yılında Fitoil Aromaterapi markasını kurdum. Fitoil Aromaterapi'nin kurucusuyum. Ve şu anda sağlık profesyonellerine, doktorlarımıza, eczacılara eğitimler ve formülasyonlarda yardımcı oluyorum. Aromaterapi nedir? Özlem Pamuk Yıldız'ı anlattık. Şimdi şifasız hastalık yoktur irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur tanınmamasından başka diyor İbn Sina. İbn Sina çoğumuzun bildiği üzere tıbbın babası. Yani ülkemizde hala yeteri kadar tanınmasa da, çok değer verilmemiş olsa da tüm Avrupa'da Avicenna adıyla biliniyor ve tıp fakültelerinde kitabı okutuluyor İbn Sina'nın. Tabii ki önceki zamanlara, kadim zamanlara gidersek tıp, eczacılık, yani lokman, hekimlik hepsi iç içeydi. Hatta tabii ki yine bu insanlar çok üstün zekalı kişiler oldukları için astrolog, filozof gibi bir sürü özellikleri vardı. Çünkü çoklu zekaya sahip oldukları için. Dolayısıyla İbn Sina da hem tıbbın babası hem eczacılığın babası olarak geçer. Aynı zamanda bitkiler de, yani fitoterapi üzerinden konuşursak, ilaçların babası, ilaçların ağa babası da yine bitkiler. Dolayısıyla İbn Sina bitkilerle
Çok çalışmış ki o zamanlar zaten sadece bitkilerle çalışarak, işte parçalayarak, ezerek, kırarak, doğrayarak, bir çeşit ekstrelerini almaya çalışarak, ekstre çaydan biraz daha yoğun oluyor arkadaşlar. Bu şekilde tıpta ilerlemeler, tedavide ilerlemeler sağlayan çok çok önemli bir kişilik, dediğim gibi tıbbın babası. Şimdi aroma terapi nedir? Aroma terapi, aromatik bitkilerin, aroma demek koku demek, terapi bildiğiniz üzere tedavi. Kokulu bitkilerin, yani aynı zamanda ıtırlı da diyebiliriz bunlara, çeşitli kısımlarından aromatik kokulu bileşenleri çoklukla içerdiği kısımlarından. Bazen bir bitkinin arkadaşlar 3-4 bölümü bizim için aromaterapik anlamda değerli oluyor. Mesela bir portakalı alalım ele. Portakal. Portakalın çiçeğinden elde edilen uçucu yağ neroli oluyor. Bakın, tamamen farklı. Neroli, portakal çiçeği uçucu yağı oluyor ve şu an tıbbi anlamda kullanmak çok lüks oluyor. Aynı gül gibi parfümeri sektöründe, parfümeri ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Ama çok kıymetli gerçekten gül gibi. Portakalın yaprağının uçucu yağı alınırsa petit grain. Bu da monoterpenler içeriyor ve çiçeğinin uçucu yağıyla, yani neroli uçucu yağıyla hiçbir içerik olarak benzerliği yok. Artı üçüncü bir drog daha kullandığımız kısım, bildiğiniz portakal yağı olarak bildiğinizde portakal kabuğunun soğuk sıkım ya da yine su buharı distilasyonu yoluyla aynı şekilde uçucu yağı alınması. Portakalın kabuğundan alınan yine monoterpen ama çok yüksek miktarda sitrus türlerinde bulunan D-limonen gibi, çok yüksek oranda D-limonen ihtiva eden, onun dışında diğer monoterpenleri ihtiva eden bir uçucu yağ. Yani kısaca söylemek istediğim, bitkilerin uçucu bileşenlerinin içerdiği kısımlar. Bu uçucu yağlar tamamen havada uçucu, gaz fazına geçtikleri için adı uçucu. İngilizcesi essential, esansiyel yağlar olarak geçiyor. Eterik yağlar olarak da görebilirsiniz internette araştırma yaptığınızda. Biz Türkçe'de uçucu yağlar olarak kullanıyoruz. Nedir uçucu yağlar arkadaşlar? Aslında bitkilerin hormonları diyebiliriz. Yani bizim vücudumuzda belli görevlerle tüm vücudumuzu, neler, vücudumuzun fizyolojik sistemlerin çalışmasını biz sağlamıyoruz, biliyorsunuz ki. Nörokimyasallar ve kimyasallar, hormonlar, endojenik maddeler, yani vücudumuzda salınan maddeler kendi içlerinde çok büyük bir armoniyle çalışıyorlar. İşte aynı bu uçucu yağlar da bizim hormonlarımız gibi bitkilerin hormonları. Ne için? Çiçeklerden salınan uçucu yağlar, uçucu özler diyeyim, bitkinin özleri. Bunlar salgı cepleri ve salgı bezleri olur. Aynı bizim gibi, nasıl bizim hormonlarımız, salgı bezlerimiz, organlarımız değil mi? Salgı bezlerimiz tarafından salınırlar. Bitkiler de aynı. Ben aslında şöyle diyorum. Evrende her şey gerçekten görebilen için bir bütün. Yani hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz, aynı zamanda birbirimize benziyoruz. Yani bitkiler, hayvanlar, gökyüzü, ben aynı zamanda astroloji de okuyorum. Yani Einstein'ın da dediği gibi, Da Vinci'nin de dediği gibi, bunlar çok özel insanlar. Siz görebilmeyi başardıktan sonra aslında her şeyin birbirinin aynı olduğunu ve bir devir daim üzere sürekli olarak yaşamın gerçekleştiğini fark edebiliyorsunuz. Yani
bitki döllenebilmek için, polenlerini saçabilmek için ne yapması lazım? Arıları, çeşitli böcekleri kendisine, bu konuda görev yapabilecek olanları kendisine çekebilmek için, yani onları atrakte edebilmesi lazım. Bir çekici, bir koku, bir öz salması lazım. İşte ne oluyor? Ona geliyor arılar ve çiçeğin işte polenlerini, yani üreme organlarının bulunduğu yerlerde faaliyetler gösteriyor ve onu oraya taşımış oluyor. Ne oluyor? Tüm çiçeklerde çok fazlasıyla çiçek uçucu yağlarında esterler vardır arkadaşlar. Ve ester demek sakinleştirici, iyi hissettirici, bizi ayağa kaldırıcı, lifting etki yapıcı ruhumuza, push up bizi daha güçlendirici, iyi hissettirici ve aynı zamanda karşı cinse çekici gelmemizi sağlayan, yani afrodizyak etki özellikler gösteren uçucu yağlar. Onları biz de o amaçla kullanıyoruz. Efendim, zararlıları kendisi için, kendi var olmasının, canlılığının devamını engelleyecek olan, mesela tarla zararlıları diyelim, gibi zararlıları kendisinden uzaklaştırmak için uçucu özler üretiyor. Hormonlar, nörohormonlar gibi üretiyor. Ne oluyor? O uçucu yağı biz insektisit olarak kullanıyoruz, alıyoruz. Yine aynı amaçla. Ya da işte yine yağ, ben sizlere 10-11 tane kadar en çok kullanılan aromaterapide en best diye hazırladım onları. Orada da göreceğiz. Mesela ağacın gövdesinden, bunu hepimiz bildiğimiz için anlatıyorum. Gövdesi yarılıyor ve yarığından bir reçine, bir balsam akıtmaya başlıyor. Onu neden yapıyor ağaç? Yarasını onarmak için yapıyor. İşte o reçine balsamları alıp yine aynı şekilde uçucu su buharı distilasyonu yaparak uçucu yağını alıyoruz. Ve işte onu hem fiziksel yaralarımızı, cildimizi iyileştirmek için, skarlarımızı iyileştirmek için, hem de ruhsal ve mental yaralarımızı iyileştirmek için de kullanıyoruz. Şunu bir kere kesinlikle altını çizeyim ve bunu çok iyi not edin arkadaşlar. Bir uçucu yağı fizyolojik olarak, fiziksel olarak ne amaçlı kullanıyor isek, o uçucu yağ enerjetik ve ruhsal ve mental olarak da bize aynı etkileri yapar. Yani dediğim gibi her şey gerçekten görebilene aslında bire işaret ediyor. Bu arada hayırlı Ramazanlar dilemeyi unuttum. Ramazanımız hayırlara vesile olsun inşallah arkadaşlar. Kısaca işte aromatik bitkilerin, dediğim gibi bu uçucu salgı bezlerinin bulunduğu organları, hemen hemen birçok organında bulunur. Ama bu uçucu özleri almak için de belli bir verimin olması gerekiyor. Dolayısıyla işte kök, dal, yaprak, çiçek, rizomları, yumruları olabilir, dediğim gibi gövdesinden akan balsam reçine olabilir, meyveleri olabilir. Doğal yöntemlerle, distilasyon ve soğuk pres yöntemleriyle uçucu bitki yağlarını elde etmek ve altta kalan suyunu iyileştirme, iyi hissettirme ve minor klinik kullanımları için, bazen major klinik kullanımları da oluyor. Ama işte tabii ki bunları sağlık profesyonellerimiz yapabiliyorlar, reçete ediyorlar. Doktorlarımız zaten, onlara da bunların eğitimlerini veriyoruz. Oral yolla, dahilen vücut boşluklarına inhalasyon, koklama ya da deri yoluyla, yani topikal uygulama, sürme yoluyla, yani onun diğer anlamı deriden penetre olması yoluyla kullanılan, dediğim gibi fitoterapinin özel bir dalı. Şimdi modern aromaterapi
bütünsel olarak sağlıklı ve huzurlu yaşama giden yolda, yani biz buna ne diyoruz? Şifa hali diyoruz. Yani bir kişinin o an mesela diyelim ki başı ağrıyor. Başının ağrısının kesilmesi semptomun giderilmesidir. Ama düzenli bir baş ağrısı yaşaması kişinin şifa halinin sağlandığı anlamına gelmez. Şifa bütünsel olarak fiziksel, ruhsal ve enerji bedenin, eterik bedenin şifası için bu yolda bütünsel sağlık anlamında ve kişinin yaşam kalitesinin artması ve devam etmesi, sürekli kılınması anlamında modern aromaterapi tamamlayıcı, bazen de alternatif yöntem olarak görülmekte, kullanılmakta tüm dünyada. Hipokrat der ki hastalığın ne olduğundan çok hastanın kim olduğu önemlidir. Şimdi evet, çok uzun yıllar arkadaşlar tıp, alopatik tıp, yani bugünkü de şey yaptığımız tıp, ama şimdi artık dünya değiştikçe, daha doğrusu insanların kronik rahatsızlıkları arttıkça ve bunun yanı sıra kullanılan ilaçların yan etkilerinin birçok hastalık getirmesi ve en önemlisi de bu modern ve teknolojik yaşamda insanların mutsuzluğu, kronik mutsuzluğu, uykusuzluğu gibi problemler artık insanı daha doğala yöneltmeye başladı. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı sırasında başlayan modern aromaterapinin, yani uçucu yağların, ki modern aromaterapi Fransız klinik aromaterapi üzerinden konuşursak, yine de aslında öyle komple de konuşsak, tüm dünyada tekrar modern aromaterapi, yani aromaterapi teriminin de kullanıldığı ilk günler Fransız kişilerce, bu konudaki önemli otorite kişilerce başlatılmış, Fransa'da başlatılmış. Şimdi arkadaşlar, bu şifa, yani ne dedik, şifa hali, kişinin bütüncül olarak mental, fiziksel ve enerji bedeniyle. Çünkü ilk başta Hipokrat'a dem vuruyordum. İlk başta bu İkinci Dünya Savaşı, yani daha doğrusu Alexander Fleming'in penisilini keşfi ile, daha sonra bu penisilinin de sentetik olarak laboratuvarda üretilmesi üzerine artık ilaç sanayi yükselişe geçti dünyada. Ne oldu? İlaç sanayi yükselişe geçti. Ham madde temininin kolaylığı ve ucuz olması ilacı ve ilaç üretimini, yani laboratuvarda sentetik madde üretimini arttırmış oldu. Ve dolayısıyla işte ilaç sektörü ve tıp, ondan sonra alopatik tıp, semptomları gidermeye yönelik olan tıp yükselişe geçti. Şunu bir kere arkadaşlar, ben bir bilim insanıyım, bir eczacıyım. İlaç tüy kakadır, kimyasal çok kötüdür. Hayır, değil. İlaç zaten kelime anlamı olarak, ilaç eşittir zehir, eşittir dozdur arkadaşlar. Yani bir maddeyi, bir molekülü, ama bu her şey olabilir. Yani ekmek yedirerek bir insanı öldürebilirsiniz. Dolayısıyla nedir? Onu dozunda kullanmadığınız için. Ya da overdose su içerek bir insanı yine ölümüne içirerek ölümüne sebep olabilirsiniz. Yani burada söylemek istediğim şu: gerekli yerde, gerekli olan kadar dozun adı ilaçtır zaten. Fazlası zehirdir. Hiç kimse zevk için ilaç kullanmaz. Kullanmamalı zaten. Ve aynı şeyler, yani dolayısıyla aşı, tıp, ilaç, işte bunların hepsini bırakıyoruz. Biz doğaya dönüyoruz. Biz tamamen bitkici olduk. Hayır, böyle bir şey yok. Bunların hepsi bizim yaşamımızın
bütüncül sağlıklı olarak devam edebilmesi için gerektiği yerde. İnsan yaşamı, Dünya Sağlık Örgütü 75 yaşı artık orta yaş. Yani insan yaşamı daha yeni güncellendi biliyorsunuz yakın bir zamanda. Yaş daha ilerledi. Neden ilerledi arkadaşlar? Çünkü ilaç, antibiyotik aşılama olduğu için ilerledi. Yani çok eski zamanlara gitmeye bile gerek yok. Yani bundan 150 yıl öncesine kadar insanlar ateşlendi ve öldü oluyordu. Yani dolayısıyla bugün bu yaşlara gelmemizin müsebbibi yine tıptaki ilerleme ve ilaçtaki ilerleme. Fakat biz insanoğlu dengesizlik üzerine programlıyız. Yani programlı izlerken çok kolay bir şekilde şirazeyi kaydırabiliyoruz, terazinin şirazesini. Zaten sanıyorum ki buradaki bulunma şeyimizde, yani bu yaşamdaki herhalde onu görmek, onu deneyimleyip almak diye olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şu an içinde bulunduğumuz bu COVID'li günlerde bizi işte evlere kapattı. Bir virüsün yaptığı şey aslında çok derin anlamlar içeriyor. Tabii bunu çok derin olarak dalmak istemiyorum da. Velhasıl kelam, insanoğlu bir bakın dışarıya, artık şey geliyor. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Hoş, ben hani Antalya'da biraz daha şey bir yerde yaşıyorum. Hani daha doğaya yakın, doğayı sever bir ilde yaşıyorum. Ama gerçi tüm Türkiye'den bağlanıyorsunuz. Burası hayvan sever bir ildir. Her yerde kedi, köpek, işte barınaklar vardır, şeyler. Ama çok rahatlıkla artık, geçenlerde bir hocamız söylüyordu, Pamukkale'de travertenler beyazlaşmaya başladı. İstanbul'da, Boğaz'da yunus balıkları görülmeye başladı. Yani söylemek istediğim şu, insan denen varlık kendini dünyanın onun için kurulmuş olduğunu, tüm dünyanın ona hizmet etmek üzere yaratılmış olduğunu ya da var olduğunu düşündü. Ve her şeyi hoyratça, saygısızca, bakın yani yerden aldığınız bir taşa bile saygıyla yerden almanız gerekiyor. Çünkü tüm evrenin bir bilinci var arkadaşlar. Bitkilerin de, her varlığın, bizim algılamadıklarımızın da bilinci var. Yani bir bilinci var. Ve insanoğlu bu bir bilincini yok ettiği için bugün evlerine kapandı. Ama bakın, insanoğlu çekildiğinde demek ki dünyada en dünyanın doğallığını bozan tek şey varmış. İnsan. Tekrar doğallaşmaya başladı. Hayvanlar çok rahatlıkla geziyorlar. Benim burada ikinci balkonum kuş yuvasıdır. Ve hatta onlara birkaç tane yuva yaptım ki hani kumrular geliyorlar. Yani bir sürü bebeklerimiz oldu gitti. Neden? Çünkü kendilerine doğa kalmadı. Yani kişinin şifa, yani bütüncül sağlık. Ben... Ya konuşmayı, bildiklerimi ve hislerimi paylaşmayı çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden benim lafım dallanır budaklanır ama araya da ayraç koyarım, tekrar dönüyorum. Şifa, yani bütüncül sağlık, kişinin kendine gösterdiği sevgi, saygı, inanç ve sorumlulukla başlar. Aslında işte ben buna şey diyorum, insanın bir bilincine gösterdiği, sadece kendine değil. Ben sizi sevip sayar isem, çünkü siz ve ben bir bütünüz, birin parçalarıyız. Siz kötü olduğunuzda ben de kötü olacağım. Gördünüz mü? Hepimiz aynı anda para, mal, mülk, o kadar güzel evler ya da arabalar ya da takıp takıştırmaklar, sürüp sürüştürmekler ne oldu? Hepimiz aynı yerdeyiz, aynı gemideyiz. İşte aynı zamanda bu bilinç olmadan hiçbir tedavi, bakın hiçbir tedavi, aromaterapi demiyorum, hiçbir tedavi kişinin yaşam kalitesinin sürekliliğini belirlemez.
Yani bütüncül sağlık, yani şifa. Kişinin kendisine gösterdiği sevgi ve sorumlulukla başlar. Bu bilinç olmadan yaşam kalitesinin sürekliliğinde aktif rol oynayamaz hiçbir şey. Şifa içeriden başlar. Şifa zihinde başlar. Ondan sonra zihinle geri gitmeye çalışıyorum. Gidemiyorum. Evet. Düşünerek duygularımızı oluştururuz. Duygularımız dile gelir, sözleri oluşturur. Yani o duygular dile geldiği andan itibaren artık arkadaşlar bir form kazanmış olurlar. O form dile gelmesi, söze gelmesiyle, bu yüzden niyetler ve niyetin sesle de söylenmesi çok önemlidir. Bir form kazandıktan sonra artık fiziksel olarak bizim üç boyutlu dünyamıza fiziksel olarak var olmak üzere yola çıkmışlardır. Bunlar hepsi kuantum fiziği, yani şey konuşmuyorum, yanlış anlaşılmasın, spiritüel konuşmuyorum. Evet, aromaterapinin tarihçesi. Ha, bu arada bir şey, yine ben gittim, özür diliyorum. Şifa içeriden başlar ve aynı zamanda aromaterapi üzerine söylüyorum. Hiçbir tedavi de mucizevi yöntem, mucize olarak sunulmamalıdır hiç kimseye. Uygulayıcı kişilerin mesleki sınırları, mesleki sorumluluk ve sınırlarında kalmalıdır. Şimdi ben burada tabii ki sizlere aromaterapi nedir? Çünkü çok kişi konuşuyor, çok kişi aromaterapi eğitimi veriyor. Halka, sizlere workshoplar yapıyorlar. Ama dediğim gibi ben bir toplum sağlığı uzmanı, hani bir eczacısı olarak bunu gerçekten çok endişe duyuyorum. Çünkü çok çok önem arz eden bir konu aromaterapi ve çok gerçekten çok dikkatli uygulanması lazım. Yağların özelliklerinin ne olması lazım? Bakın arkadaşlar, tababette bir kural vardır. Biz de okula ilk başladığımızda bize ilk öğretilen şudur. İlk önce zarar verme. Şimdi nedir? Şifacılara, işte doktorlar, eczacılar, hemşireler, sağlık profesyoneli. Niçin gidiyorsunuz? İyi olmak için gidiyorsunuz. Gidiyoruz değil mi? İyilik bulmak için gidiyoruz. Ama bizim aklımızdaki ilk şey şudur. İyilik vermek isterken zarar verebilirsiniz. Karşınızdaki bir canlı organizma. İlk düşündüğümüz şey, ben bu kişiye zarar vermeden şifa vermenin yolları nelerdir? Bakın, Instagram'da, yani bu sosyal medya artık, şimdi internetin, sosyal medyanın çok güzel şeyleri de var. Bakın bugün yaptığımız gibi, ama tabii ki çok güzel olmayan, zararımız olan şeyler de var. Yani bir insan arkadaşlar bir konuda ne kadar çok şey bilirse, ne kadar çok şey öğrenirse, o konuda soy soylaması o kadar azalıyor. Çünkü ne kadar çok bildikçe aslında ne kadar az bildiğinizi öğreniyorsunuz. Yani birileri çıkıp şunu şurada kullanın, bunu burada kullanın, şu yağı şöyle dökün, bu yağı böyle için dediği zaman, o onun çok kolaylıkla bu cümleleri sarf etmesi çok bildiği anlamına gelmiyor. Cehalet cesareti getiriyor arkadaşlar. Ne kadar çok bilirseniz o kadar insanların sağlığı hakkında atıp tutmanız azalıyor ve sürekli olarak kontrollü bilgi vermeye çalışıyorsunuz. Çünkü verdiğiniz bir kelime, bir öğütle
Çünkü bilmiyorsunuz ki sadece karşınızdakine değil, ondan ona da gidiyor. Biliyorsunuz ki kulaktan kulağa halk arası tıbbı diye de bir şey var. Dolayısıyla da temkinli konuşan iyidir. Evet, aromaterapi tarihçesine gelirsek, bitkinin tarihçesi kadar eski ama tabii ki insanlar bitkileri beslenme olarak kullandığı gibi aynı zamanda yaralara, travmalara, kazalara bağlı, işte enfeksiyonlara, yangılara karşı kullanıyorlardı bitkileri, meyveleri, işte şeyleri. Ne oldu? Tabii ki şimdi ampirik yaşıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz, deneyimliyoruz ve böylece öğrenmiş oluyoruz. Başka bir öğrenme yolumuz yok. İnsanoğlunun varoluşundan beri Homo sapiens'ten bugün geldiğimiz Homo Deus'a kadar hep halen aynı şekilde yaşıyoruz. Zaten bence öğrenme şeklimiz bu zaten. Dolayısıyla yaralı bir hayvanın işte belli bir bitki popülasyonuna sürtündüğünü gördü. Ya da hayvanın bir bitkiyi yiyerek kustuğunu gördü, öldüğünü gördü. Bu şekilde insanoğlu öğrenmeye başladı. Aa, o hayvan onun üzerinde, çünkü hayvanlar doğruları içgüdüsel olarak yapıyorlar. Hani bizde de bazı içgüdüler var tabii ki, amigdalamız var. İlkel beyin üzerinden biz de aynı şekilde bilinçli olarak değil, tamamen bilinç dışı yapıyoruz. Ama bizi hayvanlardan ayıran şey bilincimiz ve irademiz tabii ki. Dolayısıyla bilinçli olarak içgüdüsel olarak doğruyu yapıyorlar. Bunu gözlemleyen insan, bu bitkinin bu yaraya iyi geldiğini keşfetti ve işte böylece fitoterapi başladı. Yani besinler, artık bitkiler, gıda olmanın yanı sıra çok önemli, yaşam için çok önemli bir şey daha oldu, ilaç oldu. Dolayısıyla insanlık kadar eski fitoterapi, bitkilerle terapi. Bu arada bir şey daha belirtmek istiyorum. Aromaterapiyi fitoterapiden ayıramayacağım için, onun bir alt dalı. Dolayısıyla ben gözlemlediğim şeyleri sürekli olarak dile getirmek istiyorum. Çünkü fitoterapi, yani bitkilerle tedavi, bitki terapisi, fitofarmasötikler ya da bitkisel çaylar ya da gıda takviyeleri olan bitki ekstreleri gibi gibi bütün bitkiselleri düşünün arkadaşlar. Sanki çok rahat 5, 10, 20 çeşit kullanılır. Ah, oh, bitkidir. Çok hiçbir zararı yoktur gibi bir algı oluştu. Öyle değil, bunu biliyorsunuz. Yani bugün bir mantarı yediği gibi ölüyor ya da bir bal, deli bal, işte Karadeniz'de Toroslar yoktu. Değil mi? Toroslar Akdeniz'de vardı. Karadeniz'de işte o sıra dağlar boyunca rododendron olması lazım tipinde bir bitki. İşte onu tüketen kişi delirerek ölüyor ki biliyorsunuz ki o baldan da çok fazla tüketilmiyor. İlaç niyetine bir çay kaşığı kadar kullanılıyor. Yani söylemek istediğim, bitkinin bir ufak bir dozunun ölümü getirebildiğini anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla çok ciddi bir konu. Söylüyorum ben neden bunları bu kadar anlatıyorum. İlacın ağababası bitki zaten. İlacı kullanmaya korkuyorsunuz da bitkiyi kullanmaya niye korkmuyorsunuz? Ya da herhangi bir yerden bilinmemiş içeriğinin ne olduğunu bilmediğiniz, ben aynı zamanda eczane eczacısı olarak da bunları anlatıyorum size. Yani yıllar içerisindeki tecrübelerim. Hiç bilmediği bir şeyi, macunu ya da bir kutu bitki tozu, bilmiyorum bitki tozu diye getirmiş, bunun içinde ne var diyor. Bana niye soruyorsun? Almışsın sen onu. Nereden aldın? İnternetten. Nasıl bu kadar şey yapabiliyorsunuz? Ben anlatıyorum ne olduğunu. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz arkadaşlar? Yani gerçekten çok ciddi bir konu. Tabii aromaterapiye dönüyoruz, merak etmeyin.
Kısaca aromaterapi, yani aromaterapinin başrol oyuncusu uçucu yağlar. Uçucu yağlar demek distilasyon demek. Yani bitkinin salgı cebindeki o özü neyle alıyoruz biz? Su buharı distilasyonuyla, yani damıtma ile. Size şöyle örnek vereyim. Fesleğen, herkes bunu biliyor. Fesleğen, kekik, işte her neyse. Yapraklarını şöyle canlı bir fesleğeni şey yaptığınızda ne olur? Eliniz mis gibi fesleğen kokar. Neden arkadaşlar? Çünkü o bahsettiğim salgı cepleri bitkinin yaprağının hemen yüzeyinde. Dolayısıyla siz ona dokunduğunuz gibi, yani alt yüzeyinde, siz ona dokunduğunuz gibi o salgı cebi parçalanıyor ve içindeki özü elinize karışıyor. Yani o uçucu yağ özü tabii çok çok eser miktarda elinize karıştı ama muhteşem koku. İşte onları alabilmek, toplayabilmek için su buharı gönderiliyor bitkinin bu parçalarına. Hangi parçasını kullanıyor isek. Biraz sonra göndereceğim. Yani kısaca aromaterapi, fitoterapiden, yani fitoterapi geniş bir başlığımız. Aromaterapide o özleri bir araya topluyoruz. Şimdi ne olduğunu biraz anladık mı? Yani aromaterapi öz. Yani çok konsantre, fitokompleks bileşikler. Bitkinin, düşünün, bir tane olmaz değil mi? Sizin bir damla kanınız. Bir molekülünde, yani bir damlasında diyelim, bir sürü madde vardır. Kısaca aromaterapi demek distilasyon demek. Uçucu yağ demek, distilasyon demek. İlk damıtma Çin'de milattan önce 6000-7000 yıllarında görülüyor. Ve bu benzer tekniklerin Sümerler tarafından da kullanıldığı, medeniyet beşiği olan Mezopotamya, yine ilkel damıtma ekipman parçaları bulunmuş. Valla Göbekli Tepe'ye gittiyseniz, ki biliyorsunuz tarihin başlangıç noktası, Göbekli Tepe'de bitkilerle, yine belki distilasyondur bilmiyoruz ama yine bitkilerle ilaçlar yapıldığının ekipmanları vardı, parçaları. Şu an ekranda gördüğünüz arkadaşlar Kleopatra'nın dönemin hekimlerine, kendi dönemi Kleopatra, sağlık ve güzellikle çok ünlü bir kişiydi biliyorsunuz, bir tarihi figür. Bu Kleopatra'nın dönemin doktorlarına el altı başucu kitabı gibi, vademekum gibi ilaçların tarif edildiği, hastalıkların tarif edildiği bir başvuru kitabı diyeyim, yayınlatıyor. İşte orada adı da Kresofea bu şeyin, kitabın. Orada bakın, Kleopatra'nın döneminde kullanılan bir söyleyin adını, distilasyon cihazı. Burada ateş var, burada sulu ekstre var arkadaşlar. Tabii ki damıtma şöyle ki, o dönemlerde başarılı olunabilen konu bitkiden, bitki parçacığından yağ ile suyu almak şeklinde kalıyor. Fakat o yağ ile suyu birbirinden ayıramıyorlar. Zaten yağ ile su ayrıldığında artık aromaterapi ilerlemeye başlıyor. Şimdi görüldüğü üzere Kadim Mısırlılar, eski Sümerler, Babiller, yani çok eski medeniyetlere kadar gidiyor aromaterapi. Ama nasıl dediğim gibi, o öz yağ ile su birbirinden ayrılmamış oluyor. Bunu kim ayırıyor? İslam alimlerinden İbn Sina. Şimdi Kadim Mısırlılardan Farsi bilgileri alan İslam alimleri, biliyorsunuz ki dünyada bilimde İslam bilginleri çok ileriydi. Çünkü neden? Yine Mısırlılardan, Sümerlerden, yani Mısırlılardan geriye gidiyordu onlar, ama özellikle Kadim Mısır şeylerini,
bilgileri üzerine çok çalışıyorlardı ki bu bahsettiğim uygarlıkların özel uygarlıklar olduğunu muhakkak siz de okumuşsunuzdur artık. Çok dünya dışı tekniklere sahip olduğu, ben tabii ki onların yardım aldığını düşünüyorum başka uygarlıklardan. Dolayısıyla çok ileriydi ve bütün bunları da inceleyenler kimdi? İslam alimleriydi. Ve distilasyonu geliştiriyorlar. Düşünün, imbik ve alkol terimleri ilk defa Arapça kökenli olduğu anlaşılıyor. Onlar keşfediyorlar. Modern tıbbın babası, işte Avicenna, İbn Sina, distilasyon aparatına arkadaşlar soğutucu bir tüp takarak ilk defa gerçek bugünkü distilasyonu sağlamış oluyor. Böylece uçucu yağ ile o bitki suyunu birbirinden ayırdı. İşte İbn Sina. Aromaterapiye ilgi, bahsettiğim gibi strese bağlı anksiyete, duygu durum bozuklukları, kronik inflamasyon, kronik inflamasyona bağlı olarak kronik rahatsızlıklarımızın artması, dolayısıyla insanların artık hiç olmazsa duygu durumunu, stresini yenmesi konusunda aromaterapiye, koku ve koklama yolu ile kendisini iyileştirmeye diye holistik aromaterapi üzerinden gidiyor. Fakat tabii ki klinik aromaterapi, yani Fransız aromaterapisi de olayı klinik boyutta deneysel temel araştırmalar yaparak son 15-20 30-40 yılda, ama son 15-20 yılda özellikle çok çok fazla klinik çalışmalar var. Dolayısıyla aromaterapiye olan ilgi artıyor demeyeyim. Tüm Avrupa'da çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Bizde işte daha yeni yeni. İşte gördüğünüz gibi bu bir distilasyon cihazı. Bakın ısı veriliyor, sıcaklık. Burada su. Bir kazan içerisinde bitkinin neresi ise orası, hangi organıysa. Burada aslında olması gereken espri, su bitkiye değmeyecek, kaynayan su. Buharı değecek. İşte görüldüğü gibi sıcak su buharıyla, yani sıcaklıkla burada buhar oluşuyor ve buharın içinde ne var arkadaşlar? Tabii ki uçuyor ya, uçucu yağ moleküllerimiz var. İşte bu uçucu yağ moleküllerimiz ve su var, bir aradalar. Neydi? Bu buradan aktığında sulu yağ oluyordu ya hani önceden. İşte İbn Sina bu borunun dışına soğutucu, bunu soğutarak su ile yağın birbirinden ayrıştığını keşfetmiş. Kısaca bunu niye anlatıyorum? Biraz sonra anlattığımda göreceksiniz. Uçucu yağımız, yani esansiyel yağımız burada toplanıyor. Altta çiçek suyumuz. Çiçek suyumuz dediğimiz hidrolatımız. Bu çiçek olabilir, dediğim gibi dal olabilir, yaprak olabilir. Biz hangi bitkinin hangi organının yağını alıyorsak o organının da bitki suyunu almış oluyoruz. Evet, aromaterapi enstrümanlarına geçelim. Aromaterapi neyle yapılıyor? Tamam, güzel. Yağ. O yağı alıyoruz, içiyor muyuz? Yağı alıyoruz, sürüyor muyuz? Çok önemli nokta. Aromaterapi nelerle yapılır? Aromaterapinin başrol oyuncusu uçucu yağlarımız. Okey, onu öğrendik. Bitkilerden distilasyon ya da soğuk sıkma. Soğuk sıkma nedir arkadaşlar? Bunu herkes bilirdir. Yani soğuk sıkım. Bilmem ne yağı falan gibi, işte çörek otu yağı falan konuşuluyor ya, soğuk sıkım şu: alıyorsunuz, presle sıkıyorsunuz, yani sıkma işlemi, hiçbir şekilde bir ısıtma işleminden geçmiyor. Fakat buradaki de espri şu: neden soğuk sıkım? Sıcak sıkım olmaz normal olarak. Sıkım zaten ısı, sıcaklık verilmeden yapılan bir işlemdir. Makine çalıştığı için doğası gereği ısınıyor. Dolayısıyla 70-80 derecelere varıyor.
Şimdi bu soğuk sıkım özellikle sabit yağlar açısından konuşuyorum. Sabit yağlar yani yağ asidi zincirleri 45-50 derecelerden itibaren oksidasyona uğrarlar ve kırılmalara başlarlar. Zincirlerden bahsediyorum. Tamamen kimyasından bahsediyorum. Ve o yüzden de sıkan makinenin o sıcaklığını kontrol altında tutmak gerekir. Yani 50 derecenin üstüne çıkması istenmez. 40 derecede sabit. Bunun için de işte aynı o distilasyon cihazı gibi dışından bir soğutucu aparatın olması gerekir. Bu her soğuk sıkım ünitesinde yok arkadaşlar. Normal doğası gereği ısınıyor. Dolayısıyla gerçekten soğuk sıkım demek benim bahsettiğim gibi cihazlarla yapılıyor. Uçucu yağlarla soğuk sıkım nasıl elde edilir derseniz sadece çok hafif bir presle uçucu yağı alınabilecek yağlar var. Sitrus kabukları, portakal, limon, bergamot gibi düşünün. Biz soyarken bile puf o havaya karışan şeyler uçucu yağlar. İşte onların da bazen soğuk sıkım yağlarını kullanıyoruz. Soğuk sıkım olanlarını. Bazen de soğuk sıkım olmayan distilasyon olanlarını kullanıyoruz. Soğuk sıkım olanlarda o meyve kabuğunun içindeki endokarpta, perikarpta bulunan bileşenler de yani soğuk sıkım olduğu için onlar aslında suda çözünen bileşikler ama biz onu pres yoluyla, basınç yöntemiyle aldığımız için uçmadan almış oluyoruz. Anlatabildim mi? Yani sıcaklığı verdiğinizde elde ettiğiniz şeyler nedir? 100 derece civarında uçan şeyleri almış oluyorsunuz. Yani uçan yağları almış oluyorsunuz. Ama 100 dereceye ulaşmamış olanlar nerede kalıyor? Aşağıda sulu fazda kalıyor. İşte soğuk sıkımda hem o suda bulunabilecek bileşenleri hem de yağda bileşenleri almak istediğimizde genelde dediğim gibi limon, portakal, evet limon ve portakal yağını genelde soğuk sıkım alıyoruz ki daha dediğim gibi diğer suda çözünen bileşiklerini de özellikle oral kullanımdan bahsediyorum. Alalım diye. Ama bakın bergamot değil arkadaşlar. Çünkü bergamot uçucu yağından da bahsettiğimde yine bahsederim. Bergamotun o iç kabuğunda bulunan, beyaz kabuğunda bulunan özellikle oralarda kumarin bileşikleri, bileşenleri de bulunur. Ve bergamotun furakumaronları fototoksisiteye neden olurlar. Fototoksisite ile fotosensivite farklı şeyler. Bunu da yeri gelmişken açayım. Fototoksisite güneşle yani UV ile birleştiğinde ciltte, dermiste DNA hasarına sebep olmaktır. Lekeye sebep olmak fotosensivitedir. Fototoksisite değildir. Dolayısıyla bergamot uçucu yağı bu mevsimlerden limon, portakal, sitruslar bu mevsimlerden itibaren zaten sürülmez. C vitaminliler fotosensivite olduğu için tüm C vitaminli yağlardan bahsediyorum uygulanmaz. İki, bergamot fototoksisite yani bergapten, bergamotin gibi prokumaron bileşenleri içerdiği için fototoksisite içerdiği için dediğim soğuk sıkımı yani o beyaz kabuğunda bulunduğu için. Dolayısıyla biz tıbbi olarak ya da kozmetik olarak her neyse fitoyla aromaterapi olarak konuşuyorum. Bergamotun distile olanını kullanıyoruz. İşte altta kalan sularımız neydi arkadaşlar? Hidrolatlar. Biliyorum sorularınız da vardır ziyadesiyle ama merak etmeyin ben sabırla sorularınıza da cevap vereceğim. Sizleri aydınlatmak için buradayım zaten. Bir şeyi gerçekten
anlarsanız onu iyi kullanabilirsiniz. Hidrolat neydi? O suyun yağı aldık, altta kalan bitkinin suyuydu. Ama bunun içerisinde arkadaşlar yine %1'e kadar, %1,5'a kadar o uçucu yağından tabii ki çözünmüş halde bulunuyor. Dolayısıyla da ben hidrolatları kullanmayı çok seviyorum çünkü çok güvenli. Yani %1 demek, %1, 100 mililitre sabit yağda ya da suda her neyse 100 mililitre olan bir taşıyıcının içerisinde 1 mililitre uçucu yağ barındırmak demektir. Bu da en güvenli minimum dozlarımızdan birisidir. O yüzden de hidrolat aromaterapide çok güvenli ve biz çok kullanıyoruz. 3. Sabit yağlar, taşıyıcılar. Bu da çok önemli bir konu. Uçucu yağımızı bahsettik ya, o çok konsantre bileşiğimizi, yağımızı aldık. Bunu böyle kullanıyor muyuz? Hayır. Bunu dilüve etmemiz gerekiyor. Bunu bir taşıyıcının içinde kullanabiliriz. İşte bu taşıyıcı dediğimiz sabit yağlar. Sabit yağlar duruyor anlamında sabit değil. Uçmadığı için biz burada o terimi kullanıyoruz. Sizin normal bildiğiniz zeytinyağı, çörek otu, sarı kantaron gibi şeye batır her neyse katısı, sıvısı bildiğimiz yemeklik, sofrada kullanılabilen ki bizim aromaterapik olarak kullandığımız tüm yağlar aynı zamanda yemekte yani oral olarak kullanabileceğimiz yağlardır. 1-2-3 yağ hariçtir arkadaşlar. Onlar da ciddi tohum yağlarıdır ve içinde bayağı uçucu bileşen vardır. O yüzden içilmezler. Dolayısıyla işte biz bu öz bileşenlerimizi, uçucu yağlarımızı ne yapıyoruz? Sabit yağlarımız, taşıyıcı olan yağlarımızın içinde taşıyıcı da deniyor, baz yağlar da deniyor, carrier oils deniyor İngilizce. Ne gibi? Zeytinyağı gibi, çörek otu yağı gibi. O sebeple ben eczanemde de uygularken şey derdim. Yani yok mu? Evinde zeytinyağın da mı yok? Ayçiçek yağın da mı yok? Getir ben onun içine damlatacağım. Hani formülasyon her neyse gaz mıdır, ağrı kesici midir, spazm çözücü müdür? Anlatabiliyor muyum? Gerçekten bazen gerçekten taşıma amaçlı kullanılıyor. Yani uçucu yağımızı uygulayabilmemiz için kullanılıyor. Bazen de bir efendim iyileştirme, yatak yarası, yara, deri problemleri, cilt hastalıkları gibi onlarda da bu sabit yağlarımızın iyileştirici o yağ sabit yağın içerisinde çözülmüş olarak bulunan alkaloidler, işte steroller, mumlar gibi bir takım o maddeleri kullanmak için de o zaman seçili sabit yağları kullanabiliyoruz. Aromaterapiyi tamam öğrendik yani uçucu yani sabit yani nasıl uyguluyoruz? Bir, inhalasyon. Hava almak. İki, haricen. Haricen uygulama nedir arkadaşlar? Haricen. Yani dahilen vücut boşluklarını almak. Haricen vücudun harici kısımlarına uygulamak. Koklamak çok basit. Bir koklama yaptığımızda stres nasıl iyi geliyor ya da ben işte bakın ökaliptüs kokluyorum şimdi. Bakın avucuma damlattım. Isıttım. Ya da ben bazen paylaşıyorum bunu biz koklamaları böyle değil. Rolon şişesine yapıyoruz. Avucumuzun içerisine sürüyoruz. Ve bakın sürüştürdüğüm gibi, avuşturduğum gibi pardon. Gaz fazına geçiyor uçucu yağ ve işte bireysel benim inhalasyon cihazım. En basit ve çok kolay. Ama nedir arkadaşlar? Lenf noktalarına, kulak arkalarına, enseye ve alnımıza tabii ki dilüye edilmiş şekilde yani seyreltilmiş taşıyıcının içinde bulunan uçucu yağlarımızı uyguluyoruz. Koklama yoluyla bakın amigdala üzerinden limbik sisteme saniyelerle ne kadar hızlı etki ettiğini hemen
çok karışık gelebilir birçoğunuza, ki çünkü bu sağlık profesyonellerine olan bir eğitim değil. Bu zaten aromaterapiye merhaba. Aromaterapi nedir diye anlatıyorum size. Her yerde sabah programlarında, kadın programlarında anlatılıyor. Yani nasıl bir şey bu? Koku molekülleri çok küçük moleküller. Bakın burun içine girdiği gibi üst tarafta nazal kaviteye çarpıyorlar. Tamam? Şu küçük soğan cücüğü gibi şey bizim koku soğancığımız arkadaşlar. Şöyle söylersek burnumuzun nazal kavitesi şurası, oraya çarpıyor. Ve o nazal kavitenin içinde bakın onun büyütülmüş hali. Şu pembe olan yer bizim burun tavanımız diyelim. Damağımız diyelim. Hani koku ve tadı aldığımız yer. Ve bakın onun içerisinde sinir uçları var. Yani hemen nazal kavitenin üzerinde, bu kemiğin hemen üzerinde koku soğancığı ve bu koku soğancığından uzanan, görebiliyor musunuz bunu? Nereye baksanız aynı şekilde görebilirsiniz. Bunlar sinir nöronlar arkadaşlar. Bakın nöronların, iki nöronun birbiriyle bağlantı noktası bu şekildedir. Görüldüğü gibi diğer nöron, duyu nöronu, duyu organı diyelim. Bakın epitelin içinde, yani bizim burun epitelimiz, epitelimiz ne? Ağzımızın içerisindeki o çok rahatlıkla tırnağımıza bile gelebilen en kolay doku. Anlatabildim mi? İşte o epitelin içerisinde, o yumuşak dokunun içerisinde sinir uçları ve bunlara bağlanan, bakın şu renkliler işte çok küçük koku molekülleri. Bu koku molekülleri buraya geçebiliyor hiçbir şeye ihtiyaç duymadan. Çok küçük olduğu için tüm hücre çeperlerinden geçiyorlar. Tamam? Geçtiği andan itibaren arkadaşlar anahtar kilit mekanizması devreye giriyor. İlaçlarda da böyledir. Reseptör ilaç mekanizması devreye girer. Yani bir molekül bir reseptöre, yani alıcıya, yani bir sinyalizasyon alıcısına, o sinyalizasyon alıcısına bağlandığı gibi ona uyduysa, anlatabiliyor muyum? Ona uyduğunda saniyenin kaçta bilmem kaç hızında sinyalizasyon başlar. İşte siz en basit şöyle anlatayım size nörolojik aktiviteyi. Bir köpek gördüğünüzde, onu gördüğünüz anda sizin bilinciniz onu algılayana kadar beyniniz çoktan o emri, o nörolojik sinyalizasyon başlamıştır. Yani siz fark ettiğinizden önce kaçmaya başlarsınız gibi. Bu neydi? Koklama yoluyla idi. Şöyle yapalım. Bakın kokladığımız gibi, ne dedim ben? Hayvanlarla aynı şey. Direkt amigdala, yani ilkel beynimiz üzerinden, yani korteksimiz değil arkadaşlar. Bakın korteksimiz bizim düşünsel alanımız, düşünerek, bilerek yaptığımız faaliyetlerimizin yönetildiği, dıştan bahsediyorum. Ama amigdala aynı hayvanlar gibi içgüdülerimizi, yani hayvan gördüm kaç, stres var, savaş ya da kaç şeylerinin verildiği, komutlarının verildiği ilkel beynimizi anında, dediğim gibi saniyenin bilmem kaçında aktivite gösteren bölgeyi hemen etkiliyor. Yani koklama yoluyla, aman da çok güzel kokuyor, iyi geldi değil. Koku molekülünün bir ilaç molekülü gibi gidip bir reseptöre bağlanması ve müthiş bir çeşitlilikle, varyasyonla bir nöralizasyon ağı oluşturması. Artı kokladığımız anda başka nereye gidiyor? Hava. Merak etmeyin, sorularınıza cevap vereceğim. Ama sadece gerçekten aromaterapi nedir anlamanız için konuşuyorum. Biraz ayrıntılı konuştuğumun da farkındayım. Biraz beyinleri zorlamayı severim. İnanın beyin zorlandıkça
daha da iyi çalışan bir organdır. Zorlayın biraz beynimizi. Akciğere gidiyor aynı zamanda. Bakın koku molekülleri ve şöyle yapalım. Yine aynı şekilde şu akciğerimizin en küçük uç noktaları neydi? Alveoller, bronşiyoller. İşte yine tüm ne dedik? Tüm hücre zarlarından geçebilirler dedik uçucu yağlar. Dolayısıyla yine bronşiyollerden de kan alışverişi, oksijen gaz alışverişi yapılıyor ya, yine aynı noktayla nefes aldığımız noktadan yine aynı şekilde uçucu yağlar kan dolaşımına ve lenfatik dolaşıma katılıyor. Yani sistemik etkisi gerçekleşmiş oluyor. Bu nedir arkadaşlar? Bu da bizim epidermisimiz. Üçüncü yolumuz topikal uygulama, deri yoluyla uygulama. Şu gördüğünüz yer bizim derimizin boynuzlu tabakası, kütikül tabaka. Ondan sonra bu tabaka bizim bu epidermis. Bunu alt tarafa ısı, ışın, radyasyon, kimyasaldan korumak için bu boynuzlu tabakamız var. Sürekli olarak şu en alttakiler doğuyor, büyüyor, olgunlaşıyor ve burada ölüyor. Öldükten sonra bakın şurası tamamen arkadaşlar ölü atılmak üzere olan, hani sürekli olarak deri değiştiriyoruz aslında fakat görmüyoruz. İşte bunların atılamadığı bir takım rahatsızlıklar var. Balık pulu gibi, psoriasis gibi, bazen egzamanın bazı çeşitlerinde de işte o ağaç kabuğu gibi görüntülerin olduğu şeyler. Yani bu ölü tabakayı atamadığımız. Yani velhasıl biraz toparlarsam uçucu yağlar bu derimizi korumak için ya bu tabaka. Arada da lipid bariyer sistemi var. Çimento düşünün. Bunlar tuğla. Aradaki lipid bariyer tabakamız, yani bizim cildimizden salınan yağlı mumlu tabakada çimentomuz. Ne işe yarıyor? Derimizi, daha doğrusu iç derimizi korumak için. İç derimizi korumaya yarıyor. İşte uçucu yağlar diğer şeylerin aksine, etmenlerin aksine bunu geçebiliyor. Ama başka sabit yağlar, başka hiçbir şey bu çimento tabakasını geçemez arkadaşlar. Yani kısaca bir sabit yağ, mesela ne bileyim ben nar çekirdeği yağı, zeytinyağı, şöyle şöyle emilip de, hani avokado, jojoba emilip de şuraya kadar geçmez. Derinin altına, yani epidermisin altına, dermise, hipodermise gitmez. Ne gider? Uçucu yağlar gider. Ve ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Şu derimizin tuğlasının, tuğla örgüsünün çok incelmesi, işte dermatit, atopi gibi durumları getiriyor. Bu sebeple kimyasalları az kullanın. Bu sebeple söylüyoruz ki bebeklerin de bu tabakası çok gelişmeden, bazıları dünyaya geldiği için anne karnında 200 küsür tane kimyasal bulundu biliyorsunuz amniyotik sıvıda. Dolayısıyla onlara maruz kaldıkları için daha anne karnında bu tabakaları çok kalınlaşmamış oluyor. Ve bebek dünyaya geldiği gibi siz onları kimyasallara maruz bıraktığınızda şampuanlar ve özellikle çok kızıyorum ıslak mendiller. Dolayısıyla hemen hemen bebeklerimizin çoğu dermatit oluyor. Evet, aromaterapide en önemli 10 uçucu yağı anlatıyorum. Hidrolatları anlatmak isterim, sabit yağları anlatmak isterim, çok şey öğrenin isterim. İnşallah bu sokağa çıkma yasağı devam ederse onlara da devam ederiz. En önemli uçucu yağ. Bir, muhakkak evinizde, çantanızda, elinizin altında olması gereken bir yağ. Lavanta uçucu yağı. Lavandula angustifolia cinsinden bahsediyoruz arkadaşlar.
anne eli dediğimiz bir yağ. Yani şefkatli, merhametli, yumuşak, değil mi? Zarar vermiyor. Doğumdan itibaren ilk 15 gün hemen kullanıma başlayabileceğimiz, ama bakın direkt değil, ne dedik? Uçucu yağlar sabit yağlarla karıştırılarak kullanılabilir dedik. Özellikle papatya yağı ile birlikte birinci seçeneğimiz bebeklerimizde. Hani lütfen şeyleri, ne o? Elma yağı, elma yağı falan filan lütfen kullanmayalım. Çok ciddi yan etkileri var. Evet, monoterpen alkol, linalol ve linalil asetat içeriyor. Geleneksel tıpta bir kere bütün uçucu yağlar antibakteriyeldir. Az ama çok. Tamam, bunu bir cebimize koyalım. Yani elinizin altında direkt kullanabileceğiniz bir uçucu yağ varsa, bir kesi oldu, bir kontaminasyon gerçekleşecek. Yani bir mikrop kapma riski var. Oraya onu kullanabilirsiniz. Ama yakmayacak bir yağ olması lehinize tabii. Yara, yanık. Yanık olduğu anda döktüğünüzde bül yapmasını engeller duruma göre, yanığın şeyine göre. Yara, kesi oldu. Dediğim gibi mikrop kapmasını önler. Çok iyi bir antistrestir. Antistrestir, uykusuzlukta kullanılır, gece yatarken yastığınızın iki yanına da, sağına soluna dönüyorsunuz. Birer, ikişer, üçer damla damlattığınızda mışıl mışıl uyursunuz. Artı çok iyi uyuduğunuz için sirkadiyen ritminizi düzenlemiş olur. Adaptojenik olan nadir bitkilerdendir lavanta. Yani şudur, sistemleri regüle etmektir. Yani tansiyonunuz yüksekse tansiyonu normale getirmek. İşte gerginseniz sakinleştirmek. Ama ders dinlemek istiyorsunuz. Mental uyarıcıya ihtiyacınız var. Dikkatinizi arttırmanıza sebep olmak. Yani regüle etmek. Yani ortalama noktaya getirmek. Enerjetik olarak lavanta kederi azaltır arkadaşlar. Sakinleştirir, dediğim gibi uyarır, yaratıcılığı artırır. İkinci çay, ben en çok sıklıkla kullanılan ki 50 küsür tane uçucu yağımız var bizim skalamızda. Bunların hepsini çok kullanıyoruz ama onlar formülasyonlar. Ben sizin için kullanabileceğiniz yani şeyleri buraya toplamaya çalıştım. Tea tree. Çay ağacı yağı, bunu artık herkes biliyor dünyada. Monoterpen ve monoterpen alkol içeriği çok fazladır. Arkadaşlar, lavanta kadar neredeyse çok güvenlik alanı olan ikinci yağdır tea tree. Yani çok güvenliklidir. Bebek, çocuk, hamile ve yaşlılarda. Bakın bunlar zaten aynı kategoridedir. Antibakteriyel, antiviral ki tea tree'yi şu an biz spreylerimizin, antiviral koruma spreyimizin içine de koyduk. Bolca difüzörümüze de koyduk. Hem şeye çok iyi geliyor, mental uyarıcı olarak. Bilirsiniz ki tüm sivilce, saç, yağlı saç, dermatitli saç, deri problemlerinin hepsine tea tree girer. İyi bir ortalama ağrı kesicidir. İyi bir dekonjestandır. Yani üst solunum yolu ve alt solunum yollarını dekonjeste eder. Yani oradaki birikintileri atmaya. Nedir bu birikintiler arkadaşlar? Mukus. Bunları çok iyi atmaya yardımcı olur. Dolayısıyla bebek, çocuk, hamile ve yaşlılıklarda burun tıkanıklıkları, akciğer doluluğu gibi durumlarda hiç risk almamak için çok rahatlıkla tea tree'yi kullanıyoruz. İmmün sistemimizi uyarıcı hem koku yoluyla, iyi bir antistres, dediğim gibi çok iyi bir antiviral, COVID'le ilgili de çok çalışmaları yapılmaya başlandı. Zaten çok güçlü antivirallerden. Venotonik, yani bizim damarlarımızın damar çeperini, endotelini güçlendirici, dolayısıyla damar dolaşım bozukluklarında, yani ayak, bacak gibi o amaçla da kullanılabiliyor. Enerjetik olarak
kederi ve korkuyu yenmemize yardımcı oluyor. Üç, tıbbi nane, bildiğiniz üzere menta, piperita tabii ki, spicata değil arkadaşlar, peppermint yani, tıbbi nane. Lavanta, Lavandula angustifolia, o da tıbbi lavanta. Tea tree zaten Avustralya'dan alınıyor biliyorsunuz. Menta piperita, geleneksel tıpta yine iyi bir ağrı kesicidir. Mentol, içeriğindeki monoterpen alkol mentoldür. Naneye klasik kokusunu veren. Fakat menta spicata ile farkları vardır. Çünkü onda menton, plegon gibi ketonları vardır spicata'nın. Ve dolayısıyla iki cinsi kokladığınızda menta piperita'nın çok yumuşak olduğunu, yani mentolin ne olduğunu anlayacaksınız. Diğerlerinin hakikaten çok ağır koktuğunu görüyorsunuz. İyi ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Çok iyi ateş düşürücüdür. Kolik, spazm, midevidir biliyorsunuz. Bulantı kesicidir, karminatiftir. Yani nane baharatı bile, nane limon, hani mide hazımsızlıklarda, mide bulantılarında, yani gastrointestinal tonik olarak kullanılır. Nanenin en önemli, hani öne çıkartan, migrende hiç yan etki yapmayan ve migren krizinin ağrısını geçirebilen tek yağdır. Yanında kullanılabilen, işte lavanta kullanabilirsiniz, melisa gibi karışımlar yapılabiliyor. Ama arkadaşlar, migrenin mekanizması çok karışık ve hala keşfedilmemiş yanları olduğu için, dolayısıyla koku migren kişisi için, migrenli kişi için çok önemli ya. Diğerleri tetikleyici olabilir. Bir tek nane yapmaz bunu. Dolayısıyla risk almak istemiyorsanız nane yağı ateş düşürücüdür. Özellikle çocuklarda lenf bölgelerini, ki hidrolatları anlatırsak bir gün, nane hidrolatı ateş düşürücü olarak çok güvenlikli diyorum. Ama lenf bölgelerini bir suya damlattığınız birkaç damla nane yağını gazlı bez ya da tülbentinizle lenf bölgelerine, neresi, kol altı ve kasıklar, alına koymamaya çalışın. Çünkü daha sonra çok ciddi baş ağrısı yapabiliyor. Kasıklar ve sadece kol altlarına nane suyu emdirilmiş bezlerle 10 dakika sürmeyecek en yüksek viral ateşi dahi düşürüyor. Nane suyu. Soğuk enerjisi vardır arkadaşlar. Geraniol gibi, gül gibi. Enerjetik olarak beyni uyarıcı etkisinden yararlanılıyor. Çok iyi bir mental clarifier'dır, uyarıcıdır, temizleyicidir. Üçüncü çakrayı açarak ilham verici ve yaratıcılığı arttırıcı etki yapıyor. Biberiye sineol. Bizde biberiye rozmerinin, Rosmarinus officinalis bitkisinin adı. İki çeşidi var, rozmeri 1.8 sineol ve rozmeri verbenon. Bu arada astım hastaları için uçucu yağlar kontraindikedir. Astım hastalarında uçucu yağ kullanmayın. Astım hastası iseniz kullanmayın. Astım krizinde rahatlatıcı olarak bir iki tane yağ var arkadaşlar. Sandalwood ve rozmerinin verbenon tipi. Onlar da akciğer düz kaslarını, iç organlar düz kaslardır. Onları rahatlatıcı özellikleri vardır. Dolayısıyla bilmediğiniz yağları lütfen kullanmayın. Özellikle astım ve alerjisi olan insanlar için. Dolayısıyla çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Konunun ne kadar önemli olduğunu, gelişi güzel yapılmaması gerektiğini. Evet, rozmeri, yani biberiye sineol tipi. Biberiye sineol, adından da anlaşılacağı gibi 1.8 sineol, yani ökaliptol etken maddesi, yani ökaliptusta bulunan, adını zaten ökaliptustan alıyor. Neden ökaliptus demiyorsunuz Özlem Hanım derseniz, ökaliptusta derim. Ama ben buraya ilk, yani
bir tane şeyden maksimum faydayı alabilmek adına ilk 10. Anlatabildim mi? Yoksa Neolide de var 1.8 sineor. Ökaliptus'ta da var. Özellikle Ökaliptus radiata. Rosemary'nin farklılığı, artısı, hani diğerlerine göre. Çünkü her şeyin bir artısı vardır şeyi. Ama biz durumumuza göre kullanıyoruz o artıları, eksileri. Rozmarinlik asit de içerdiği için rozmeri. Bu da özellikle arkadaşlar alerjik rinitte, alerjik problemlerdeki tıkanıklıklarda, yani konjesyonda, üst solunum yolu ve alt solunum yolu, alerjik rinitte, rinosinüzitte, rinofaranjit gibi durumlarda rozmeri sineol tipini daha bir tık öne çıkartıyoruz. Yoksa yani ökaliptus da kullanılabilir, neoli de kullanılabilir ama bahsettiğim şey neydi? Rozmarinlik asit. 1.8 sineol başlıca oksittir. 1.8 sineol arkadaşlar. İşte bu 1.8 sineol, yani ökaliptol, namı diğer ökaliptol maddemiz serebral kan dolaşımını hızlandırır ve mental uyarıcıdır. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Ben de burada arada koklayarak aslında kendimi uyararak daha aktif bir şekilde anlatmayı sağlıyorum. Sizlerle canlı olarak yüz yüze yapmış olsaydık difüzörümüze muhakkak ökaliptus, nane, limon, greyfurt gibi uyarıcılar koyuyoruz ve bir saat şöyle gözleri açık bir şekilde beni dinleyebiliyor herkes. Tabii ki teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz biz de burada. Kuvvetli antibakteriyel, bakın oksitler, tabii şey yapamazsınız da, 1.8 sineol diyelim. Başlıca çok geçen oksit, 1.8 sineol ökaliptol çok kuvvetli fizyolojik aktivite gösterir. Mukosilyar hücreleri uyarır. Yani akciğerlerimizdeki, akciğerin yüzeyinde, pardon akciğerin değil, alveollerin yüzeyinde bulunan o silyaları, kılcıkları diyelim, işte hani böyle gıcık duygusu veya böyle gıcık, öksürük. İşte o silyaların hareketi de bizi gıcık ediyor. Bizi gıcık ediyor ama bizi gıcık etmiyor aslında. Yani harekete geçiyor ki oradaki mukusu atmak istiyor. Ya da mukus yok. O zaman ne oluyor? İşte astım krizi gibi krize sebep oluyor. Gibi gibi. İşte antiviral, alt ve üst solunum rahatlatıcı. O mukusu hem sulandırıyor hem de alveol hareketini, kasları hızlandırarak o mukusu at diyor bir an önce. Öksürük vücudun bir mekanizmasıdır, sağlık mekanizmasıdır. Aynı inflamasyon gibi. Diğer taraftan öğrenmeyi kolaylaştırır dedik. Enerjetik olarak hayal kırıklıkları ve kederi azaltır, özgüveni yükseltir. Umarım fotoğraf çektiniz yani bunları, benim şey söylememe gerek yoktu. 5. Mercan köşk. Tatlı marjoram diye geçiyor. Ülkemizde yetişen, doğal yetişebilen bir bitki mercan köşk. Mercan köşk de çay ağacı gibi, bakın arkadaşlar, terpin, terpinen, terpinen, 4-ol, gamma terpinen, alfa terpinen, terpin, terpinen duyduğunuz zaman en güvenlikli gruplardandır. Nedir terpinen, 4-ol ve terpinenler? Evet, antibakteriyeldir. Düz viseral kaslar, iç organ kas spazmolitidir. Yani bir organ spazmı varsa mercan köşk kullanılır. Doğal olarak da bu etkisinden dolayı da anafrodizyaktır. Yani bu priapizm gibi işte sürekli, yani uzun süre erekte kalan işte penil disfonksiyon durumlar gibi durumlarda da tıbbi anlamda kullanılır. Sakinleştiricidir tabii ki aynı zamanda. Bakın spazmolitik, spazmolitik, yani spazmı çözücü. Yani düz kas spazmı ama çizgili kas, yani iskelet kaslarımızın spazmı değil. Enerjetik olarak sakinleştirici, affetmeyi kolaylaştırıcı, anksiyete giderici. Limon çok hepimize yaşam sevinci veren, limon, portakal,
Greyfurt bergamot. %80-90 üzerinde monoterpen. Bu monoterpen de başlıca limonendir. Yani D limonen. Tabii beta pinen, alfa pinen, terpinen, sabinen gibi onlar da bulunur. Çünkü bu bir çorbadır. Tek başına bulunmuyor dedim ya fitokompleksler. Klinik aromaterapide yağlı cilt, saç, akne problemlerinde, oral antisepse, soğuk algınlığında çok ciddi immün sistem güçlendirici, günde iki damla, bir damla, iki damla limon yağı oral olarak bir şeyin içerisine, çayın içine, balın içine, yağın içine tavsiye ediyoruz zaten. Detoksifikasyon yapar, çok iyi ödem attırıcıdır oral de kullanıldığında, sürüldüğünde de. İnsektisittir, hava temizleyici olarak. Depresyonla başa çıkmada, çünkü yaşam sevincini arttırıcıdır D limonen. Ha bu arada fototoksik demişim ki, yani fotosensivitesi göz önüne alınmalı. Enerjetik olarak canlandırıcı, iyimserliği ve yaşam enerjisini, kendimizi daha iyi ifade etmemizi temsil eden, etmemizi sağlayan boğaz çakrasını harekete geçirir. Tüm vücut için saflaştırıcı, ruh halini yukarıya çeken bir uçucu yağdır. Zaten rengiyle de bize o şeyi veriyor, o enerjiyi veriyor. Bergamot diğer sitruslardan, evet bergamot, limonu anlattınız, bergamotu niye anlatıyorsunuz Özlem Hanım? Bergamot sitrus türlerinden ayrılır, şöyle ayrılır, çünkü içerisinde ester vardır. Ester demek asetat demektir. Başında da söylemiştim, ester demek antistres demekti. Bizi sakinleştiriciydi, cildimizi sakinleştiriciydi. Ayrıca arkadaşlar, uçucu yağlar, aromaterapide fizyolojik olarak, söyledim mi bunu, söylemiş olabilirim. Fizyolojik olarak ne yapıyorsa mental ve enerjetik olarak da onu yapıyor. Yani ester demek, asetat demek, sakinleştirici demek, antistres demek, moodumuzu yükseltici demek. Bakın bergamot, fototoksik ve fotosensitif etkisi göz önünde bulundurmalı. Fototoksik neydi? Eğer bergamot ise yağımız, söyleyin adını, soğuk sıkım ise içerisinde bergapten bulunuyordu. Dolayısıyla distilasyon bergamot uçucu yağı bergapten free olması lazım. Enerjetik olarak da kalp çakrasına etki ettiği için üzüntü ve yas nedeniyle oluşmuş blokajları açmak, affetmeyi kolaylaştırmak için kullanılıyor. Kişinin ruhunu, beynini, düşüncelerini tazeliyor. Sinirlilik, hayal kırıklıkları ve kederi hafifletiyor. Itır sardunya. Bu da kokusu, yani bizim üzerimizdeki psikolojik etkisi dolayısıyla şey yaptım. Kıymetli bir yağ. Klinik aromaterapide geraniol, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, geraniol aslında gülün, gülde ilk olarak hani gördüğümüz gülümsü kokuyu veren alkol. Bir geraniol soğuk enerjidir, iki mentoldür, soğutur bunlar. Dolayısıyla soğutulması gerekli olan durumlarda mentol ve ıtır, unutmayalım, kullanabiliriz. Hani burkulmalarda, travmalarda gibi. %20-25 sitronellol, sitronellol, geraniol, geranil, sitronellil gibi işte moleküller var, kompleksler var içerisinde. Çok kuvvetli tabii ki antibakteriyel ve bu bileşenlerden dolayı ıtır çok iyi bir insektisittir. Hani sinek böcek kovucudur, iyi spazm çözücü, ağrı kesici, yara iyileştirici ve lenf tonik olarak kullanılır. Çok iyi renk açar ama geraniolden dolayı çok fazla kullanılmaz. Son eşitleme formülasyonlarımızın içine muhakkak girer. Enerjetik olarak kalp çakrasını çalıştırıyor, gül gibi. O yüzden zaten söylüyorum. Yani kalp kırıklıklığına iyi geldi. Kalbimizi başkalarına çok rahatlıkla
açabilmemizi, hani o kapanmış olduğumuz, büzüşmüş olduğumuz kalbimizi zarafet ve samimiyetle hem kendimize dürüst hem karşı tarafa dürüstlük dolu ilişki kurmamızı kolaylaştırıyor. Ve bu yüzden kalp ve göğüs bölgesine uygulanması koklamayla özgüveni yeniden inşa etmesi sağlanmış oluyor. Frankincense gıda takviyelerinde de çok fazla duyduğunuz, gördüğünüz artık ak günlük Boswellia serrata bizimkisi. Frankincense'de alfa pinen, limonen, tüyen gibi monoterpen ve seski terpen bileşikleri var. Beta karyofilen de içeriyor. İyi ağrı kesicidir. Yani dersek neden? İyi ağrı kesicidir, anti-inflamatuardır, yara iyileştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir, antikanserdir. Diğer taraftan hiperaktif veya fevri kişilerde, çok öfkeli kişilerde o mental ajitasyonu sakinleştirmek amacıyla yararlanılır. Uyku, yani insomnia, uyuyamama, kafanın takıldığı durumlarda öfkeli kişilerde dediğim gibi koklama formülasyonlarının içine giriyor. Hani bahsetmiştim ya, işte bu bir reçinedir. Ağacın yaralanması ve o şeyi koruma amaçlı. Yani aslında frankincense çok iyi bir yara iyileştiricidir aynı zamanda. Odunumsu kokulu. Çok uzun yıllardır arkadaşlar, en az 5000 yıldır dini ayinlerde aynı zamanda tanrısallığa adanmışlığı temsil ediyor. Bu işte kilise, sinagog, hatta bizde de tütsüleri kullanılıyor. Şeylerde, mevlütlerde falan, özellikle iç Ege, Ege taraflarında. Enerjetik olarak fiziksel yaralarımızı iyileştirdiği gibi ruhsal yaralarımızı da sarıyor. Keder ve öfkeden kurtulup geçmişi bırakmamızı kolaylaştırıyor. Çok önemli bir yağ, kalp, kök ve taç çakrayı harekete geçiriyor. Meditasyonu kolaylaştırıyor, elemi gibi. Yaşamda yeni bir yol çizmemizi, hayal kırıklıklarını yenmemizi kolaylaştırıyor. 10 kekik arkadaşlar. Kekik çok önemli. Kekik timol tipi var bizde. Timol, karvakrol, parasimen. Çok geniş spektrumlu antibakteriyeldir. Üst alt solunum yolu enfeksiyonlarında bir numaradır. Çok kuvvetli antiviraldir, T3 gibi. Bu hatta COVID-19 için de yeni Mart ayında yapılan 20'ye yakın terpenik bileşiklerin arkadaşlar, kürkümün bir numarada bu arada, çalışmalar mevcut. Turmerik yağı, anti-inflamatuar, çok kuvvetli ağrı kesicidir. Bu arada kekik direkt asla cilde uygulanmaz ve tahriş eder, yakar arkadaşlar. Çokça şey olduğu için kekiği de aldım. İşte kekik yağı, karvakrol içereni koklayamazsınız. Yani çok ciddi karvakrol içereni koklayamazsınız. Gerçekten çok toksiktir. Hani dolayısıyla bizim şeyimizde, skalamızda timolü bulundurdum. Daha az iritasyon yapar kekik timol, ama kekik kısaca timolü de olsa, karvakrol de olsa iritasyona sebep olur. Ciltte tek başına asla süremezsiniz ve çok az miktarda kullanmanız gerekir. İnhalasyon yoluyla kaynar suya hani iki damla damlattırıyoruz onu. İçinize çekiyorsunuz, hem üst solunum yolu hem akciğer enfeksiyonunu, artı bu COVID'den korunmak için spreylerin içinde de var zaten Flea Fly spreyimizin. Artı ne diyordum, bir dakika. Şeye de, ortamda difüzörünüz varsa onun içerisine de 5 damla da kekik ilave ettiriyoruz. Timol, bakın, karvakrol tipi değil. Çok iyi sindirim düzenleyici, çok iyi antiparazit, antifungal, genel toniktir. İmmün güçlendiricidir ve kas ağrılarında da muhakkak birkaç damla formülasyonun içine kekik yağımız girer. Enerjetik olarak kekik tüm olumsuzluklardan ruhumuzu boşaltıyor. Bu da kalbi açık hale getiriyor. Kalp çakrayı harekete geçiriyor arkadaşlar. Kekik tarihte de kullanışı var. Kadim zamanlarda askerlerin ceplerine savaşa giderken cesaret versin, aynı zamanda mikroplardan korusun diye kekik konuluyormuş.
cesaretlendirme, kabuslardan kurtulmak, ruhun canlanması, bakın yine odaklanma ve zihinsel netliğe yardımcı olma, özellikle yorgun ruh halini iyileştiriyor. Bakın biraz biraz örüntüyü kurabilirsiniz. Yani baharatgiller aslında bizim mental yorgunluğumuzu ve ruhsal yorgunluğumuzu gideriyor. 10 tane dedim ama 11 yaptım bir açgözlü olarak. Vetiversiz de olamazdı. Vetiver de çünkü hani çok stres ve öfke, keder çok yaşıyoruz. Biliyorum yani insanız. Dolayısıyla vetiveri de ruhsal açıdan koymak istedim. Vetiverin kökleri arkadaşlar, 2-3-5 çok uzun kökleri var. Çok iyi nem çekiyor. Dolayısıyla bulunduğu toprağı hem erozyondan koruyor hem de ötrofik suyu temizlediği için yani sudaki atıkları ve metalleri arındırdığı için nehir yataklarına gidiyor ve ülkemizde de başladı ekimi. Aromatik ve tıbbi bitki yetiştiriciliği konusunda da çalışmalarımız var bizim. İnşallah 1-2 yıl içerisinde çok ciddi şeyler yapacağız hep beraber. Bu uçucu yağdan işte dediğim gibi kökleri kullanılıyor. Yani kendine has vetiver, kendine has bileşenleri var. Toprakımsı bir kokusu var. Kök ve toprak kokuyor. Neydi? Bizim topraklanmamızı sağlıyordu. Önce klinik aromaterapide kuvvetli anti-inflamatuar, antimikrobiyal, sakinleştirici, dikkat arttırıcı, böcek ve keneleri kaçırmak amacıyla kullanılıyor. Çok iyi nem sağlıyor. Yani tüm cilt formüllerimizin içine biz bir damla muhakkak vetiver koyuyoruz ki çok iyi nemlenme ajanı. Enerjetik olarak topraklanmak, güvenlik vaat ediyor. Kök çakrayı aktive ediyor. Ayakların yere sağlam basması. Şimdi tam şey yapamadım. Hani grounding. Hani böyle bazen kendimizi köksüz ağaç gibi hissederiz. İşte o enerjetik durumu düzeltmekte düzenli olarak kullanıldığında çok fayda sağlıyor. Yaşamda güçlü bir duruş edinmemize yardımcı oluyor. Diğer insanlardan duygusal olarak bize akabilecek olumsuz enerjilerin birikmesini engelliyor. Ve aynı zamanda fizyolojik olarak da kompleks metallerin, birikmiş olan metallerin o yüzden de zaten özellikle bir yandan da tüm formülasyonların içine koyuyoruz ki aynı zamanda onu kullandığımızda vücuttaki ağır metal birikiminin atılımını sağlamak için. Ben hızlandırarak bu kadar yapabildim. Ay bir dakika. Okan Bey orada mısınız? Harika gidiyor. Büyük bir heyecanla izliyorum sizi buradan. Tamam, şimdi ben soruları görmek istiyorum ama ben size yani tek şu tek an okuyacağım Özlem Hanım. Ben size tek tek soruları okuyacağım. Tamam. Şimdi öncelikle şunu belirteyim, çok güzel bir sunum geçiyor. Gözümüzü ekrandan ayıramadık. Siz belki göremiyorsunuz bizleri. Yok ya, çok fena göremedim. Çok güzeldi. Tabii bu arada da harika sorular geldi. Öyle mi? Hadi bakalım. Evet. Hazırım ben. Hadi zorlayın beni, terletin. O soruları ben okuyacağım. Tabii bu arada bazı sorular sorulduktan sonra siz de tam olarak sorulan bazı sorulara yanıt vermiş oldunuz aslında. Genel tabii şey olduğum için konunun uzmanı, evet. Bu yüzden şöyle gidelim dilerseniz. Çünkü çok da sorumuz var. Hiçbirini atlamak istemiyorum. Hepsi çok kıymetli. Evet. Ben soruyu sorayım. Siz yanıtı verin. Eğer anlattığınız bir konuysa yanıt vermeyin. Ben bunu anlatmıştım deyip ya da hızlıca geçebilirsiniz. Tabii problem değil. Evet. Aydınlatmış olacağız. En çok gelenlerden bir tanesi şu, bize diyorlar PowerPoint sunumlarınızı paylaşacak mısınız? Bunları? Bugün yaptığımız sunumun görselini bizimle paylaşır mısınız sorusu birkaç kez geldi. Abi benim için paylaşmakta bir sakınca yok, sizin için hazırladım. Harika, o zaman sunumdan sonra WhatsApp grubumuzdan bunu paylaşıyor olalım. Okey. Çok güzel. Şimdi ben fotoğraf çektiniz umarım dedim zaten ama evet. Evet, bu arada ben yayını da kayıt altına alıyorum, yine WhatsApp grubumuzdan paylaşacağız. Şimdi İnce Öztürk'ün sorusuyla başlıyorum. Tomografiden sonra radyasyon için ne önerirsiniz demiş. Tomografiden sonra normal bildiğimiz tomografi çekildikten sonra radyasyonun etkilerini bertaraf etmek herhalde. Evet, sanıyorum onu kastediyor.
Okey. Yani şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ciddi anlamda çok fazla radyoterapi almış olan bir insan olarak ve aynı zamanda da bilim insanı olarak tomografiden aldığınız, her gün tomografi çekilmiyorsanız aldığınız radyasyon televizyondan aldığınız kadar değil. Evet, cevap bu. Ama illa bir şey kullanmak istiyorsanız vetiver yağı kullanılabilir. Tamam. Sevil Özgün Seven'in sorusu diyor ki, ayak mantarı ve tırnak mantarı için bir öneri alabilir miyim? Yağ önerisi tabii Evet. ki. En kuvvetli antifungal yağ arkadaşlar kekik yağıdır. Kekik ama size söylediğim gibi çok tahriş edici, yakıcıdır. Çok az miktarda kullanılması lazım gelir. Yani şöyle söyleyeyim, 10 mililitrelik bir sabit yağ, 5, hadi 10 damlayı geçmemeniz lazım. Tırnakta ikisine de sabah akşam uygulanması gerekiyor. Tırnakta çok sabırlı olmak gerekiyor. O yüzden tırnak mantarı tedavileri yarım kalır. Ama eti ile beraber, yani tırnak yatağı ile beraber ovarak sürmek gerekiyor. Harika. Bu arada ikinci bir sorusu daha var ama ben de küçük bir hatırlatma yapayım. İsterseniz ekran görüntüsü paylaşımını kapatın. Sizi daha iyi Okay. görelim, daha büyük görelim. Ha, ben küçük müyüm şu an? Evet, şu Peki. an slaytı görmeye devam ediyoruz. Yukarıdan kapatma vardır kırmızı. Ekranı yukarıya doğru hareket ettirirseniz. Stop share mi? Ha, evet. Evet, harika oldu şimdi. Evet. İkinci sorusu da şuydu Sevil Hanım'ın. Bir de diyabet için bir öneri alabilir miyim demiş. Diyabet öneri, diyabetik ayak değil yani herhalde şey, insülini dengelemek, insülini düşürmek değil mi? Evet, sanıyorum. Tekrar yazarlarsa ona göre şey yapmayayım ama hadi ben o şekilde ise söyleyeyim. Şimdi tip 2 ileri tip diyabetler üzerine konuşmuyorum. Aslında ileri tip yani insüline varmamışlar üzerine konuşayım ama insülin kullanıyor ise de hasta ki bu fitoterapötiklere giriyor arkadaşlar bu konu. En çok çalışma yapılmış olan çörek otu yağı diyebilirim. Çok ciddi anlamda kan şekerini dengeliyor. Kan şekerini düşürüyor, dengelemek de değil. Ama kilo vermekte işte insülin direnci gibi bir konu varsa, o zaman zaten bizim bir şeyimiz var, formülasyonumuz da var. Bu konuda en şey tarçın, sinamaldehit, ince bağırsak çeperinden glikozun emilimini azaltarak yardımcı oluyor. Ama diyabeti ciddi anlamda şey yapmak istiyorsanız çörek otu yağı ile beraber tarçın yağını kontrollü kullanılması gerekiyor. Çok güzel. Bir sonraki soruya geçiyorum. Nurgül Erdoğan sormuş. Unutkanlığa iyi gelen yağ ya da bitki olarak ne önerirsiniz demiş. Rozmeri, sineol, ökaliptus. Bunların sürekli olarak lavanta, eğer kişide hani bir demans, bir Alzheimer başlangıcı gibi bir durum varsa ya günde 2 defa en azından losyon şeklinde sürülüp kişinin ihale etmesi gerekiyor. Ya da hani bu herkes difüzörü yoktur ya da difüzör edinemez diye bu yolu söylüyorum. Ya da bulunduğu ortamda difüzörde bu kalıcı hafızayı özellikle rozmeri, sineol üzerine çok çalışmalar var arkadaşlar. Ama tabii ki o değil, o yok ise ökaliptus yanında nane gibi mental aktiviteyi uyarıcı yağlardan faydalanıyoruz. Koklama üzerine. Tamam. Naciye Özel sormuş. Yağ kullanımı mı daha etkilidir, ekstrat kullanımı mı? Cilt bakımı için soruyor. Şeyin en başında söylediğim yağdan kastınız uçucu yağ ise uçucu yağ özünün özü yani çok ciddi kullanımı olan uçucu yağ tabii ki. Uçucu yağın şimdi arkadaşlar fitoterapötik tıbbi çaylar demliyorsunuz oradan bir miktar uçucu yağ ve suda çözünen bileşik alıyorsunuz. Tamam, çok basit. Bir tutam çay. Ekstrakt ne demek? Bitkinin o bölümünün konsantre bir şekilde
alınması demek. Yani tıbbi çaydan çok kuvvetli. Yağ ne demek? Uçucu yağ. Konsantre bir şekilde özütünü damıtıyorsunuz. Bu da en kuvvetlisi. Bu kadar. Harika. Burada yine genel birkaç kez geldiği için tekrar edeceğimiz bir soru. Biz diyorlar sertifikalı bir eğitim alabilir miyiz? Bununla ilgili ne önerirsiniz? Sertifika normal. Ben hani şu ana kadar hiç sağlık profesyonelleri dışında eğitim vermedim. Bizim eğitimlerimizde sağlık profesyonelleri ve tabii ki bir de tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda çalışan, bunu hani layığıyla yapmak isteyen insanlar katılıyorlardı. Biz sertifika veriyoruz. Eğer ki öyle bir şey yaparsak sertifikalı olur bizim de, ama sertifikalı programlara katılabilirler. Çok güzel. O zaman şöyle diyelim mi? Yayından sonra Instagram'dan ya da WhatsApp grubundan bizimle iletişime geçsinler. Kendilerine önerilerde bulunalım der. Tabii. Yani şöyle ki hani bu şeyle ilgili sorularınızı da tabii ki karşı tarafı da arkadaşlar anlayışlı olacak şekilde, ben bazen Instagram'dan sorulara de şey yapabiliyorum, özelden de atar yapabiliyorum. Şey yapmayın lütfen. Çünkü siz sadece kendinizi biliyorsunuz ama sizin gibi bir sürü insan bir sürü soru yağmuruna tutabiliyor. Ben İnanın herkese yetişip en sağlıklı, en anlayacağı şekilde cevabı sonuna kadar vermeye çalışıyorum. Hani sizin de sağduyunuzla yine sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Harika. Bir izleyen de premenopoz aşamasında terleme atakları için bir öneri He. sizden. Aa, kesinlikle gül hidrolatı. Yani içinde gül yağı bulunan. Tabii ki ben ne diyeceğim, fitoil aromaterapi. Çünkü ben piyasanın eksiklerini şey yaparak bu markayı oluşturdum. 3 hafta, tabii onun özel bir şeyi var, kullanım dozu var. Gül hidrolatı, yani bitki suyunu, gül yağlı gül suyu kesinlikle 3 haftada o atakları en minimize ediyor. Harika. Sevil Hanım'ın bir sorusu var. Şu dönemde bağışıklık sistemi ve antiviral bir öneriniz var mı diyor. Şimdi şu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirmek için arkadaşlar turmerik baştan sitokin fırtınası yapıyor dendi. Kürküminden bahsediyorum. Turmerik, ben de yağını kullanıyorum. Ki kanserden dolayı 15 yıldır kullanırım zaten. Ama neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmediğimiz için baştan tüm bilim dünyası birbirine karıştı. Şöyle oldu, hani en başında söyledim ya, önce zarar vermedir ya ilk bizim şeyimiz, prensibimiz. Dolayısıyla tüm immün sistem uyarıcılar, eyvah, insanların immün sistemini uyarır da bu sefer o uyarılmış immün sistem zayıf mı düşmüş olur? Yani o COVID-19'a yakalandığında insanları zayıf düşürmüş olur muyuz diye biz baştan bütün destek takviyeleri aman kullanmayın ne olur, normal iyi beslenin, sisteminiz yerinizde olsun dedik. Şimdi tabii ki biz sürekli olarak günde o kadar çok bilimsel makale okuduğumuz için isteyenlere gönderirim arkadaşlar. 20 çeşit kadar monoterpen bileşiğinin COVID-19'da o proteinaz enzimine, COVID-19'un proteinaz enzimine bağlandığı Mart 2020'de yanlış hatırlamıyorsam Japon bilim adamlarıydı. Ondan sonra bağlandığı gösterilmiş. O bilimsel çalışmayı da gösteririm. Bunların başında da kürkümin vardı. Timol ve D-limonen de çok hatırı sayılır arkadaşlar. Yani şöyle, limon ve kürkümin kullanılabilir. Tabii, gönderirim bilimsel çalışmaları da. Meltem Hanım'ın bir sorusu varmış. Dahili kullanım hakkında bilgi alabilir miyim? Bu konuda net bir bilgi bulamıyorum demiş. Neyin dahili kullanımı? Yağların mı, kürkümünün mi? Ben şey yapamadım. Esnasında gelmiş. Sanıyorum o anda anlattığınız bir şeyle ilgiliydi bu. İsterseniz bir sonraki soruya geçebilirim. Evet, soruya geçelim. Nasıl olsa aramızdaysa sorar.
Tamam, tekrar edelim sizden Meltem Hanım'ı rica edelim. Güllü Hanım'ın sorusu var. Bütün bitkisel yağların ortak taşıyıcı yağları hangileridir? Bütün bitkisel yağların derken aromatik uçucu yağları diyor ise ortak taşıyıcı yağları bütün şimdi şöyle arkadaşlar, eğer memnun kaldıysanız, ben olsam memnun kalmış olurdum. Bana böyle anlatılsa, memnun kaldıysanız hidrolatlar ve sabit yağlar da yaparız. Çok çok önemli bilgiler var. Yani nasıl diyeyim, şu ana kadar öğrendiklerinize ters köşe yapacak şeyler var. Çünkü gündemimiz çok kirli ve insanlar gerçekten popüler olmak ve para kazanmak adına, yani bu insanın doğasında olan bir şey, kötüye kaçmak. Yani bu bir bilim adamı da olabilir, profesör de olabilir, eczacı da olabilir, terzi de olabilir, çöpçü de olabilir. Yani hani illaki çürük yumurtalar var. Dolayısıyla çok güzel bilgiler vereceğim, eğer olursa. Soruyu ben geçirdim mi? Evet. Bu arada ben şimdi devam ediyorum sorulara ama alttan sorular bir hayli hızlı geliyor. Ya evet, ben de onları yakalamaya genel uçucu yağların dahili kullanımı. Okey. Arkadaşlar şöyle, uçucu yağların dahili kullanımı var. Yurt dışında, Avrupa'da, Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da bunların zaten kapsülize edilmiş formları var. Şimdi uçucu yağlar tahriş edici maddeler. Yani ne dedik? Hiçbir uçucuyu tek başına süremez. Tamam, lavantayı sürersiniz ama akut olarak sürersiniz. Anlatabildim. Mesela şöyle söyleyeyim size. Limon yağını dökün bakalım derinize. Ne olacak? Yani en hassas olmayan cilt bile biraz sonra hafiften yanacak, ki benimki kabarıyor mesela. Dolayısıyla ben çok iyi bir kendimi çok güzel kobay olarak kullanılabiliyorum. Çünkü hemen hiperalerjik, hemen reaksiyon gösteririm. Yani söylemek istediğim, dolayısıyla gastrointestinal sistemimiz olduğu gibi yani mukoza üzerine çok ciddi yan etkileri olur. Dolayısıyla uçucu yağları biz hani şu an kullanırken kullandığımız uçucu yağları hiç olmazsa ya bir sabit yağın içine iyice karıştırmak suretiyle, ya da bir kaşık balın içine gibi, ya da yoğurdun içine gibi, hem tadını baskılasın hem de mukoz membranlara zarar vermesin diye. Ama midede açılan, bağırsakta çözünen sistemler var tabii ki yurt dışında. Biz de şu an böyle. Tina Hanım'ın sorusu var. Egzama, kuru cilt, özellikle ellerde tırnak kenarlarında küçük yarılmalara sebep oluyor. Bunun için Evet. önerileriniz var mı diyor. Onun için formüllerimiz tabii ki çok var. Yani ne olabilir? En basit, hadi şu an egzama, o çatlak patlak şeyin paçololdür, onun şeyi ülseratif yarıklardır onlar. En basit shea 10 milim, kokos Hindistan cevizi 10 milim diyelim, paçuli 10 damla, frankincense 10 damla. Harika. Sevim Hanım'ın sorusu, insülin direnci 2012 yılından bu yana ilaç kullanıyorum. Evet. Fazla olan 4 kiloyu verince düştü. Şu anda ilaç almıyorum. Bunu sürdürmek Süper. için ne tavsiye edersiniz? Yani ilaç Efendim? devam etmek için ne tavsiye edersiniz? Dediğim gibi tarçın yağı ama şey değil, sinham aldehidi yüksek olan olabilir, kullanılabilir. Çörek otu yağı çok ciddi anlamda şey. O da şöyle, 2 ay kullan, 1 ay bırak şeklinde. Bütün bitkiseller arkadaşlar, gıda takviyeleri de olsa, en fazla 2 ay kullan, 1 ay bırak. Ya da 1 ay kullan, 15 gün kullanma şeklinde kullanılmalıdır. Çünkü bütün bitkiseller, ister yağ olsun, ister ekstrakt olsun, gıda takviyeleri, bitki demek. Fitoöstrojenler içerir, kumarinler içerir, yani kan sulandırabilir, karaciğer, hepatotoksisiteye neden olabilir. Çünkü neden? Çünkü fitokomplekstir. Yani içerisinde birden çok fazla madde vardır. Bizler normalde, eczacı olarak konuşuyorum, eczacılıkta biz ne okuruz? Bir molekülün, bakın bir molekülün vücuda ne yaptığını
Vücudun da o moleküle ne yaptığını okuruz. Ama ben o an bir tane molekülü ilaç verirken bir ya da iki molekül bir arada hazırlanmıştır arkadaşlar müstahzar olarak. Ben onu bilirim. Ama fitokompleks verdiğim zaman benim içerisinde ne sende o an ne etki yaptı anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kontrollü gidilmesi gerekir. Gülay Hanım'ın bir sorusu var. 3 yaşındaki oğlum atopik egzama, kendisinde de varmış. Doğal bir ürün önerebilir misiniz? Az önceki soruyla aynı cevap mıdır acaba? O şeydi egzama ama atopi çok kuruya bağlı. Yani biz egzama dermatit türlerinde kalendula yağı gibi içine civan perçemi yani yarrow olarak geçer. Yani şöyle çok fazla değil formülde şeyde zaten veremem ama bütün bunları bayi olan eczanelerimiz zaten elinden geleni maksimum şekilde size yardımcı oluyorlar. Tüm eğitimlerini ben veriyorum. Yani çok basit formülasyonla bu şey giderilebiliyor küçük çocuklarda. Yelda Hanım sormuş, aromaterapinin günlük hayatta evlerde buhardanlıklarla kullanımı hakkında da bilgi verebilir misiniz demiş. Buhurdanlıkları da görüyorum. Evet. Arkadaşlar çok basit bir şey. Buhurdanlığın üzerinde duman çıkıyorsa, koku alıyorsanız işe yarıyordur demektir. Benim de kullanmış olduğum şey vardı. Ama çok fazla vermediği için çok efektif değil. Ama belki ortama çok hafif bir koku vermesi, aynı zamanda romans falan filan hikayeleri olabilir yani. Hani şey değil. Feyza Şeker'in sorusu var. 10 yaş kız çocuğu için migren için ne önerirsiniz diyor. Nane demiştim sadece nane ama neden yani 10 yaş kız çocuğunun neden migreni var? Şimdi biz şey baktığımız için konuya çok bütünsel yaklaşıyoruz arkadaşlar yani vakaları da göstermek istiyordum ben birkaç tane şey sorulardan sonra göstereyim formülasyonları. Mesela bir rozasevli cilt var yani şimdi o sadece formülü sürdünüz olmaz ya da genç ergen sivilcesi. Hadi ver de geçsin. Olmaz arkadaşlar. Yani o an hormonları bir aşağı bir yukarı hormonal kirlenme yaşıyor. Bizim orada yapmamız gereken takviye temizlemek bilmem ne. Hani şeye akneye dönüşmesin gibi. Evet ergen sivilcesi için ondan bahsediyorum işte. Akneye dönüşmesi. Ya yani konular o kadar çok konu var ki yani inanın sizlere ben eczanemde de böyle çok konuşurdum hastalarımla, danışanlarımla. O kadar çok anlatmak istediğim, gerçek bilgiyi öğrenmenizi istediğim çok şey var. Esans kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben oraya geçtim. Okey. Aslı Hanım yorgunluk giderici olarak ne önerir Yani bu kadar Okan sormuş. Bey. Ulaş. Mental yorgunluk. Ah, evet yani normal sanıyorum gündelik yorgunluktan bahsediyor. Lavanta, mis gibi. Gül hastalığı içinde formülasyonlarımız var. Ben sizi dinliyorum Okan Bey. Gözüm şuraya kayıyor. Harika. Bu arada sizin sunumunuz esnasında siz Sümerlere değinmiştiniz. Orada Ayşe Hanım demiş ki Sümerler ve Anunnakileri de bir gün ayrıca dinlemek isteriz demiş. Evet, Sümerler, Anunnaki, değil mi? Yani o konulara da girersek, spiritüalizm, Ayrı astroloji. burada tabii bir de Sibel Hanım'ın sorusu var. Diyor ki uçucu yağların ve soğuk sıkım yağların %100 doğal olduğu nasıl anlaşılır? Bir marka önerebilir misiniz demiş. Fito ile aromaterapi öneriyorum tabii ki. Kendi markamı. Diğer markalarda %100 olduğunu nasıl anlarlar? Nasıl anlarsınız? Şöyle, %100 olduğunu. Bir kere zaten o markanın bir belgeleri olması lazım. İçeriğinin, analizlerinin. Yani hani şey yapmak istemiyorum. Her üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve parti no'ları vardır. Batch no, lot no denir. Ve o şişelenmiş olan o yağların içeriğinin gaz kromatografik olarak analizleri vardır. Bunlar olması gerekiyor. Harika. Miray Hanım'ın sorusu var. Vertigo için bir öneriniz var mı? Vertigo için
Ya valla şimdi şöyle vertigo neden vertigo? Vertigo genelde iç kulaktaki denge mekanizmasının bozulması ile olur ama neden olduğu önemli. Dolayısıyla mesela mercan, köşk ve portakal zaman zaman hani bahsettim ya sweet marjoram. Zaman zaman şey yapıyorum ben de sürüyorum bende de vestibüler nörit dolayısıyla şey gelir. Böyle hafiften bir dengesizlik gelmeye başlar. Ama o sıkıntı kaynaklı olduğu için bilirim ki sinirsel olarak beyinde bir şey başlar bende. Kasılma başlar. Dolayısıyla onu hani rahatlatmak dedik ya düz kasları açmak diye. Ama kristaller oynamıştır ya da meniyere vardır. Yani tıbbi olarak gerçekten bir konuya teşhis koymadan lütfen semptomatik olarak bir şey yapıp da gidermeye çalışmayın semptomları. Çünkü o semptomlar bizim vücudumuzun dilidir. Bize kendini öyle anlatır. Yani bir yerde mesela 10 yaşında kız çocuğu var. Neden onun şeyi var, migreni var arkadaşlar? Yani anlatabiliyor muyum? Çözümün yani kaynağını bulursak çözümü yapabiliriz. Ama kaynağını bulmadan vücudun dilini, sesini kapatmayalım. Okey. Bir izleyicimiz de demiş ki uzun yıllardır omuz ve sırtımın üst kısımlarında mantar lekeleri var. Dönem dönem geçiyor. Fakat son bir yıldır hiç geçmedi. Birçok Mantar lekesi değil o mantar hala. öyle mi? Birçok krem ve sprey ilaç da kullanmış. Kendisine bir öneriniz var mı? Kendisine önerim olur yani şu an yani daha sonra formülasyon eczane tavsiyemiz olur. Leke iz kremi tavsiyesi verecek miyim? Arkadaşlar ben çok kıymetli yağlar var. Mesela özellikle bizim lansman ettiğimiz örmen çiçek yağı lekede bizim bir numara. Dünyada zaten öyle de. İtalyan örmen çiçeği. Ama şimdi şöyle bir şey. Geçenlerde Instagram'dan bir danışanımız da kızdı açıklama yapmıyorum diye. Bir, uyuşturucu yağları alıp kimyasal kremlerinizin içine koymanızı istemem. Çünkü uyuşturucu aynı zamanda emme oranını çok artırıyor. Hani dolayısıyla uyuşturucu yağları %100 saf bir taşıyıcının yani sabit yağlar kullanıyoruz ya onun içine konu. Ama şimdi ölmez çiçek okey %2 oranında ölmez çiçek yağı kullanabilirsiniz herhangi bir yağın içine. Ama biz leke açıcı olarak nar ve buğdayın kanıtlanmış melanogenezizi inhibe ettiği çalışmalar var zaten. Nar ve buğday yağı tercih ediyoruz leke problemlerinde. %2, %3 kullanabilirsiniz. Ama bunların eczanede yapılıyor olmasının sebebi yani 5 çeşit, 10 çeşit uçucu yağ kullanılıp onların o leke açıcı molekülleri hepsi beraber kullanıp sinerji yaratması. Şimdi ben size diyemem ki onu da alın, onu da alın, onu da alın. Ya ben böyle bir şey diyemem. Hiçbir zaman hiçbir danışanıma eczane alarken de demedim. Ama dolayısıyla siz hazır olanı aldığınızda sizin için çok ekonomik. Bir tane yağı işte 100 liraya alıp diğerinde alıp 50, diğerinde 70 böyle bir şey yani şey değil, akıl kârı değil. Onun için formülasyonlar için şey yapmaya çalışıyorum. Sizi eczaneye yönlendirmeye çalışıyorum. Bu arada Basit şeyleri veriyorum zaten. ben gelen soruları da kabaca okumaya gayret ediyorum. Mesela benzer bir soru var, birkaç yerde gelmiş. Litresi 7 liraya olan da var, 70 liraya da olan da var. Yani neye göre tercih edeceğiz diyorlar. Dediğim gibi sertifika yani güvenilir olan ne idüğü belli olan. Yani gerçekten güvenilir markalar kendisini izah edebilecek markalar. Mesela biz sadece Fitoil bayi eczanelerdeyiz. Yani sorgu sual sorabileceğiniz ve bunların karşılığını alabileceğiniz sorularınıza cevap alabileceğiniz yerlerden olur. Gülşah Hanım'ın bir sorusu var. Itır hidrosolü, Laden hidrosolü,
Lavanta hidrosolü gibi hidrosoller nelere iyi gelir? Nerelerde kullanmak gerekir diye sormuş. Itır hidrolatı biz özellikle oral olarak değil, haricen cilt aydınlatıcı, sivilce lekeleri ya da skarları olanlara karışım halinde. Neyle karışım halinde? Ölmez çiçek, rozmeri, biberiye hidrolatı ile beraber karışım olarak, yani üç eşit şekilde içine tabii ki uçucu yağlar da koyuyoruz. Yani cildi aydınlatıcı, gözenekleri sıkılaştırıcı olarak lavanta, hani ne dedik, yara yanık dedik ya, lavanta hidrolatı güneş sonrası yanığından tutun da, ki dahili olarak da kullanımları vardır. Çok iyi bağırsak parazit temizliği yapar. Rozmeri ve papatya hidrolatı ile birlikte. Hani haricen güneş sonrası yandınız lavanta, tıraş sonrası lavanta, kaşıntınız var lavanta. Betül Hanım sormuş. Maserasyon yaparken elde ettiğimiz yağda esansiyel yağları da elde etmiş oluyor muyuz diye. Yok, hayır, yok. Orada bitkide bulunan bazı alkaloidler, steroller gibi bileşenler, yağda çözünen ve çok eser miktarda olabilir ama kayda değmez yani. Deniz Demiray, Deniz Bey ya da Deniz Hanım diyemedim. Kekik yağı distilasyonla mı elde edilir, Tabii. sıkılarak mı diye sormuş. Tabii. Tüm uçucu yağlar distilasyonla elde edilir. Sadece sitrus kabukları hem distilasyon hem soğuk sıkımla elde edilir ama uçucu yağdır arkadaşlar. Sabit değildir. Aslı Hanım sormuş, mide gazı ve şişkinlik için ne önerirsiniz demiş. Nane hidrolatı. Günde 3 defa yemeklerden yarım saat sonra 5 mililitre. 5 mililitre bir tatlı kaşığıdır arkadaşlar. Bir çorba kaşığı 10 mililitredir. Bir sorusu daha var Aslı Hanım'ın. Dizlerde oturup kalkarken oluşan eklem sızıları için ne önerirsiniz? Orada eklem sıvısında artık azalma başlıyor. Kelle paça diyeceğim ben de. Ceylan Karatepe yaptık da bulalım. Arkadaşlar gerçekten hani eklem sıvısını arttırıcı mümkün olduğu kadar kemik suyu, ama biliyorsunuz kolajen, yani kolajen hyaluronik asit artık azalmaya başlıyor. Tabii ki herhangi bir fizyopatolojiniz yoksa, benim mesela kemodan dolayı gitti bittiler. Ağrılar için hani soğuk kompres kesinlikle her gün tavsiye ederim, 10 dakika. Termojellerle soğuk kompres yapın. Onun dışında ağrı kesici olarak hani frankincense, ak günlük verdim ya, onu her gün 2 damla turmerikle beraber içebilirsiniz. Zeynep Hanım'ın sorusu, uçucu yağlar direkt uygulanmaz dediniz. Evet. Lavanta yağı akne ve sivilcelere öneriliyor. Bu konuyu biraz açar mısınız demiş. Direkt sürmek üzere mi akne yağını söylüyorlar? Aman lavanta yağını. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela menstrüel dönemden dolayı diyelim, yani siklustan dolayı, okey, hepimizde, tüm kadınlarda bazen bir tane, iki tane sivilce baş gösterir. Tamam mı? Yani hormonal siklustan dolayı. Ne yapıyorum o vakit? Tea tree, ben size söylüyorum ya, tea tree, lavanta, limon, yani hep elimde tea tree orada. Evet. Tea tree'yi avucuma alıyorum, şöyle sürüyorum. Evet, sabaha da kurumuş oluyor. Ama bu kadar. Şimdi buna siz 2 gün, 3 gün devam edin, bir deneyin ne olduğunu. Orası artık kimyasal yanık gibi yanmaya başlar. Limon sürün, tamam, evet. Sadece sivilcenin üstüne sürebiliyor iseniz, mesela limon yağını, yani kulak çubuğu ile sivilcenizi kurutur arkadaşlar. Ama taşırmamaya çalışacaksınız. Lavanta da yumuşaktır. Hani dedim ya ben bir ara size, acil, akut, aromatik ilk yardım, onlar direkt sürülür. Ama hiçbir uçucu yağ düzenli olarak 3 gün, 5 gün tek başına sürülemez. Deniz Demiray bir sorusu daha vardı. Hindistan cevizi yağını faydaları için kullanırken soğuk sıkım ve organik olması yeterli midir? Yoksa ayrıştırılmış olması ve içindeki lavrik asit düzeyi de önemli midir? Özür dilerim, kaçırdım. Gözüm şeye kaydı. Tamam, hemen tekrar ediyorum. Hindistan cevizi yağını faydaları için kullanırken soğuk sıkım ve organik olması yeterli midir? Yoksa
ayrıştırılmış olması ve içindeki... Yok yok tabii canım, yani doğal olması. Doğal, soğuk sıkım. Yani meyve, sebze, çekirdek her neyse arkadaşlar. Doğal olabiliyorsa organik, tabii ki organik tarımla yetişmiş olabiliyorsa iyidir. Ama gerçekçi konuşalım. Ülkemizde organik tarım yani yok, yapıyorum diyenler de hani şey değil, çünkü organik için hava kirliliği olmaması lazım, suyunun şuradan olması lazım, bu böyle olması lazım gibi. Yani gerçek meyve sıkımı, şey sıkımı, hiçbir ayrıştırılma yapılmamış. Bakın rafine, hayır rafine değil zaten. Olduğu gibi, sıkıldığı gibi size verilmiş olması lazım. Gerçek saftan bahsediyoruz biz. Halise Hanım, hangi yağlar akciğerden alınıyor diye sormuş. Nereden alınıyor? Akciğerden. Yani soluyarak. Ha, tüm uçucu yağlar. Tamam. Aslı Hanım, alerjik astım için bir de ürtiker için önerebileceğiniz neler var diyor. Alerjik astım sandalwood ve rozmeri verbenon. İkisi aynı zamanda ürtikerde de kullanılır. Astımlı kişinin tek fayda sağlayabileceği tek yağ ikisidir. Onun dışında bir şey koklamayın lütfen. Çünkü astım krizine sebep olur. Elma yağının etkileri nelerdir demiş Hasan Bey. Elma yağı herhalde acı elma yağı halk arasında. O da elma yağı ondan bahsediyor diye düşünüyorum. Değilse ilave yapar. Acı elma yağı Salvia officinalis ya da Salvia triloba'dır. Yani ada çayıdır arkadaşlar. Bildiğimiz bu çayını içtiğimiz ada çayı bitkisinden elde edilen yağdır. Ve ülkemizde halk arasında çokça bu yağ elde ediliyor ve kullanılıyor. İçerisinde tuyon denen bir keton vardır. Keton molekülleri diyeyim ben size. 5 tane keton vardır. Non-toksik. Ketonlar çok kıymetli bileşenlerdir. Ama normalde çok toksiktirler. 5 tane keton çeşidi vardır yağ olarak. Ve bu 5 yağda non-toksik keton bizde vardır. Çok iyi sıkar giderirler, keloid dokuyu giderirler. Ha, tuyon da çok kuvvetli antiviraldir arkadaşlar. Çok kuvvetli fizyolojik aktiviteleri vardır. Ama bebeklerde özellikle işte ayak altına sürüyorlar, yok karnına sürüyorlar. Gaz giderici, sancı giderici olarak tabii ki spazmolitiktir aynı zamanda. Nöroleptik nöbetlere sebep oluyor. Ve kasılarak ölüyor bebek. Ben vakalarını acillerde, yani bu klinik çalışmalarda gördüm. Lütfen ada çayı, elma yağı, acı elma yağı kullanmayın. Neziha Hanım'ın sorusu var. Lavanta hidrolatını yastığımıza sprey olarak kullansak yine de fayda olur mu diyor. Olur tabii ki. Harika. Bu çay ağacı tea tree'yi mevcut kullanımımızdaki şampuanımıza, duş jelimize, aynen, içine damlatabilir miyiz? Evet, ben şöyle yapıyorum, şampuanlara hani bakın dedim ya, kimyanın içine koymaya çok şey bulmuyorum ama şampuan nispeten daha az kalıyor fakat aslında saç köklerinden çok emilim olur arkadaşlar. Ama doğal şampuanınızın içerisine tedavi edici uçucu yağları %1 oranında, mesela biz eczanelerde öyle yapıyoruz. Şampuanını getir ya da hani var mı tavsiyeniz diyor doğal şampuan. Oradan şampuanı açıp içine gerekli olan yağları koyup iyice çalkalayıp karıştırıp hastaya şey yapıyoruz ya da danışana. Biz kusura bakmayın dilim sürçüyor, ben hep hasta olarak şey yapıyorum kişileri. Sonuçta eczane hasta olunca giden bir hasta olmadan da gidiliyor ama işte bizim öyle bir şeyimiz var, alışmışız. Melek Aslan'ın sorusu var. Bartolin absesine iyi gelecek öneriniz var mı diyor. Evet, evet. Bartolin absesinin neden olduğunu, kadınsal olarak nasıl bir enerji blokajlarınızın olduğunu önce bir düşünün, bulun. Sonra da eğer çok ilerlememişse opere. Nioli, ökaliptus, tea tree karışımını
%10'luk bir uçucu sabit yağın içinde sabah akşam uygulayabilirsiniz. Bartolin bölgesine. Çay çiçeğini mukos temizliğinde nasıl kullanabiliriz? Geniz akıntısında da kullanılabilir mi? Çay çiçeği değil, tea tree, çay ağacı arkadaşlar. Dediğim gibi en güvenlikli. Aynı şey koklama yoluyla. Koklamanın çok kolay, yani difüz ürün olmadığı noktada koklama nasıl olur? Göğse sürersiniz. Hem oradan penetre olur, emilir, hem de siz onu sürekli olarak böyle buharlaştıkça inhale etmiş olursunuz. Yani göğse sürmek. Yani %2-%5 civarında. Bir de sizin yağları, kulak arkası ve benzeri kullanım yöntemlerini önerdiğinizi, bunu tekrar Evet. önerebilir misiniz, tekrar gösterebilir misiniz? Onu soran bir izleyicimiz var. Şöyle, kulak arkası direkt şey değil, onu koklama formülasyonu olarak, yani şöyle sabit yağda dilüe ederek, nasıl söyledim, uçucu yağları sürekli olarak, en güvenlikli olan lavantayı bile sürekli olarak sürülmez, tek başına sürülmez. O ancak bir taşıyıcının içinde kullanılır. Dolayısıyla biz böyle 5 ya da 10 mililitrelik rolon şişelerimiz var. Onların içine arkadaşlar direkt badem yağının içine, bakın bu kadar da açık söylüyorum. Badem yağı omega 9 içeriklidir. Yüksek oleik asit içerir ve en iyi nemlendiren ajanlardandır. Dolayısıyla tahriş riskine karşı en iyi nemlendirme için onun içine koyuyoruz. Avucumuza o rolonu, ya da siz o an belki benim gibi şöyle ökaliptusu 2 damla 3 damla döküp koklamak istiyorsunuz. Şöyle normal avucumuzu ovuşturuyoruz, dağıtıyoruz ve ısınıyor. Zaten ısındığı gibi uçucu yağlar hemen buhar fazına geçtiler. Ve bakın şöyle şu boşluktan arkadaşlar, şöyle burnum kadar bir şey açıyorum. Aynı çok derin inhalerleri çeker gibi astım hastaları, ya da işte çok derin çekmeniz gereken burun spreyleri gibi nefesinizi verip akciğerlerinizden çok derin 4 ya da 5 nefes yapmanız sizin bir doz almanıza, bakın başıma ökaliptus 1.8 sinyol gitti. Sizin bir doz almanıza yeterli. Ne kullanıyorsanız. Devam edeyim mi? Tabii. Sürekli tekrarlayan uçuk için kullandığınız aromaterapik protokol nedir? Sürekli tekrarlayan uçuğunuz varsa immün sisteminiz zayıflamıştır ve uçuk virüsü aktif bir durumdadır. Yani her immün sistemini zayıfladığında o uçuk orada şey yapıyordur. Artık bu COVID dolayısıyla çok şükür öğrendik, değil mi? İmmün sistem, virüslerin aktif durumu, inaktif durumu. Yani sizin sisteminiz, immün sisteminiz yavaşladı, yani pardon, şöyle hafif düşüşe geçtiği gibi uçuk virüsü aktive olmaya ve çoğalmaya başlıyor. Bunun için immün sisteminizi güçlendirmeniz, benim tavsiyem oral antivirallerden, yani doktora gitmeniz şey gelir ve immün sistemi güçlendirmeniz ve sonra bir daha, yani çok uzun yıllar belki de bir daha uçuğu görmezsiniz yani. Sedefte en etkili ve en uzun süreli sonuç aldığınız yağlar nelerdir? Sedef çok zor bir şey. Dolayısıyla sadece yağ sürerek iyileşir dersem ben sizi kandırmış olurum. Öyle bir şey olmaz. Ama hastanın yaşam stilini, beslenme stilini, stres yönetimini, muhakkak bir travmatik bir yaşamı vardır, bir yerlerde olmuştur ya da bir immün rahatsızlığı vardır hastanın. Dediğim gibi her zaman için sebebin kaynağını bulup etkenleri ortadan kaldırırsak rahatsızlık kesinlikle düzelir arkadaşlar. Esansiyel yağları zihinsel, ruhsal açıdan ne kadar zaman aralıkları ile nasıl kullanmalıyız? Ruhsal, mental açıdan 4 saatte bir ihtiyaca göre en fazla şey yapıyoruz ki mesela o 4 saatte, 3-4 saatte bir de en fazla dozaj oluyor. Onu da arkadaşlar mesela sigara bıraktırma rolonları için, koklamalar için o kadar veriyoruz, ama onun dışında mesela
lavandula angustifolia'dan bahsediyorum yalnız arkadaşlar. Bakın kafur oranı %1'in altında olan lavantadan bahsediyorum. Ben bahsettiğim lavantalar hep kafuru 1'in altındadır. Dolayısıyla çok yumuşaktır o lavanta yağı. Ondan bahsediyorum. Lavanta yağının günlük 80 mg oral olarak kullanımının, bütün bu ilaç ismi vermek istemiyorum, fluoxetin gibi işte günlük çok çok kullanılan antidepresanlarla karşılıklı klinik çalışmaların en son fitoterapi kongresinde, fitoterapi aromaterapi kongresinde bir hocamız anlatmıştı. Sabah 2 damla lavanta yağına tekabül ediyor sakinleştirici olarak oral. Esra Hanım'ın sorusu var. Hayvanlarda aromaterapi konusunda püf noktalar var mıdır diyor. Var tabii, evet, hayvanlarda aromaterapi de var. Kediler çok hassas olduğu için kediler için pek şeyimiz yok. Köpeklerle ilgili var. Tabii onların da yani bir 5-10 tane onlarda kullanılabilecek. Tabii ki oranlarını ayrıyeten ayarlamamız gerekiyor. Onlarda da aromaterapik yağlar var. Onları da yine şu an gündemi şey yapmayalım. İrem Hanım demiş ki, bebeklerde şampuan ve ıslak mendile karşıyım dediniz. Evet. Yerine ne önerirsiniz diyor. Islak mendil yerine ne yapacaksınız? Her seferinde bebek sabunu ile sulu bez yapacaksınız. Tamamen içerisinde, şimdi yeni bir şey daha çıkmış, ben onu görüyorum. Sabah 2 damla lavanta yağı oral içilecek, koklanmayacak antidepresan olarak. Fizyolojik sulu, serum fizyolojikli bez diye. Yani artık hani insanları nasıl, nereden, tabiri caizse nereden tavlayabiliriz gibisinden. Sadece içerisinde zaten distile su vardır yapılırken. Serum fizyolojinde ne olduğunu biliyorsunuz. Hayır, içemez. Gebeler hiçbir şey içemezler. Zaten biliyorsunuz. Yani sürekli olarak evirip çevirip insanlara neyi nasıl satarız diye. Yani kısaca içerisinde kimyasallar bulunur. Bezlerinde, şeylerinde, ha bebek şampuanlarında efendim işte parabensiz, sülfatsız, ki bizlerin de öyle kullanması gerekiyor. Ha, onlardan hiç olmazsa bulmaya çalışın. Ben demiyorum bebek şampuanı, ama hani böyle çok bol kokulu bilmem neli kullanmayın. Minimum kullanmaya çalışın. Onu demek istedim. Normal bebek sabunu, Hacı Şakir, bakın şey verdim. Fitoil'den başka reklam yapmayacaktım. Hadi bakalım. Hani granül sabunlar var ya, saf beyaz sabun. Her seferinde ne olur yani, bebeğin altınıza el kadar bebek gidin şeyde yıkayın popişini. Yani çok ciddi dermatitlerin şu an sebebi, bebek pişiklerinin hep sebebi ıslak mendil. Biraz teknik bir soru gelmiş Nergis Hanım'dan. Merhaba, lavanta intermedia içindeki kafur bileşeninin zararına biraz değinir misiniz? Bununla ilgili bir yayın var mı? Ha şöyle, intermedia, latifolia, kafur sadece lavantaya özgü bir bileşen değil. Kafur borneondur, ketondur. Şimdi keton. Keton tüy kaka değil. Siz şey yapmayın yani, çok rahatlıkla oh kullanabilmek açısından, anne eli olsun açısından kafur oranı. Kafur sadece lavantada değil ki, ökaliptusta da olabilir, ki ökaliptus globulus cinsinde çok fazla kafur vardır. Ha borneon yani kafur ketonu, çok kuvvetli fizyolojik aktivitesi vardır, çok kuvvetli mukolitiktir, çok kuvvetli antiviraldir. Ama nörotoksisite, hepatotoksisite gibi şeyleri vardır. Şakır şakır kullanamayız anlamında. Nedir o onların? Onların da kullanılır. Mesela çok iyi antisepside kullanırlar. Intermedia latifolia cinsi çok yüksek kafurdur. Bana göre mesela klinik ortamların sepsisinde uçucu yağların kullanılması gerekir. Klinik çalışmalar tabii ki çok var. Müge Hanım'ın bir sorusu var. Geniz akıntısı ve sökülmeyen öksürük balgam söktürmek için kullanmamızı önereceğiniz yağlar ve kullanım şekli nasıldır?
İşte bu bahsettiğim şeyler, dekonjestan yağlar, yani tea tree. Eğer hastada astım benzeri bir durum yoksa sineol, yani işte rosemary, sineol, ökaliptus, neoli gibi. Ama dediğim gibi eğer hastada astım varsa ya da alerjik bir durumu varsa bunu tetikler. O sebeple sadece tea tree kullanılabilir. Emel Bunu Hanım soruşu var. sürürler. Yani bu soru bence bütün bayanlardan gelmiş. Cilt için anti-aging özel bir karışım var mı diyor. Var ya. Var, çok güzel oluyor gerçekten. Yani ölmez çiçek. Durun ya. Şey, Okan Bey, ben şey açabilir miyim? Bir iki cilt gösterebilir miyim? Formül şey yapayım. Tabii ki, buyurun. Ama nasıl? Yok, nasıl yapacağım? Ekran, önce bir dosyanızı açmanız gerekiyor masa üzerinize. Evet. Dosyayı açtıktan sonra aşağıdan share screen'den paylaşabilirsiniz. Bu arada sorular yağmur gibi geliyor. Oldukça çok. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok da kaliteli geçiyor. Ben çok keyif alıyorum bir yandan izlerken. Çok da şey öğreniyorum. Hem Özlem Hanım'ın anlattıklarından hem yanıtladıklarından. Sorular çok geliyor. Atlamamaya gayret ediyorum ama bazen birbirine çok benzer sorular olunca emin Evet. oluyorum. Benim sorum okunmadı diye sakın düşünmeyin. Aslında bir başka soruda aynı içerik cevaplanmış olduğu için atlayabiliyorum. Arkadaşlar, şimdi ben sizinle vakaları şey paylaşıyorum ama tabii bunu ben spontan hazırladım. Lütfen insanların hani görüntülerini ne olur paylaşmayın. Çünkü bunu kaydedeceğinizi hani şey yapmadım ben. Bu bir roza hastalığı. Bakın iyileştiğini, hani söylemek istediğim, yıllarca yıllarca çok kötü. Ama bu multidisipliner bir çalışma. Bunu anlatmaya çalıştım size. Yani sadece formülasyonu sürmekle belki evet hafifleyebilir ama sonra yine tekrar biliyorsunuz bunların alevlenme dönemleri olur. Sonra sakinleşir. Bu yüzden şey yaklaşmak gerekiyor. Yani beslenmekten stres koklamaya kadar her şey. Bakın 2 aylık saç kıran. Ha, şimdi şey söyleyeceğim size. Bakın bu bizim botoks dediğimiz, tabii ki şey olarak, sözel olarak, metafor olarak kullanıyoruz onu. Botoks dediğimiz formül ve bu 1 aylık kullanım sonucunda kırışıklıkların ve aynı zamanda lekelerin kalkmasını ve cilt tonun eşitlenmesine bakın. Bu leke 1 aylık. Bakalım. Ay, çok fazla işte kronik şeyler, yanık, bakın tertemiz. Çok en son şu kusura bakmayın şey için, bakın vücut kararmaları. Çok çok, yani ben bir eczacıyım, hani hiçbir kimyasal moleküle kalmadan çok başarılı sonuçlar var ve son çok mutlu olduğum bir şeyi paylaşmak istiyorum. 3,5 yaşında bu çocuğumuz, otoimmün bu çok arttı arkadaşlar. Artık kronik inflamasyondan dolayı, stresten dolayı, yani kısaca sebebi her ne olursa olsun vücudumuzdaki inflamatuar ajanların tetikte olması sürekli olarak vücutta kronik inflamasyon demek oluyor. Ve bu da tüm sistemi bozuyor ve bu şekilde bakın çok fazla 3,5 yaşında bir çocuğun hani herhangi bir travması yok, bir şeyi yok, yani sağlıklı anne baba, boşanma yok, bir şey yok, anlatabiliyor muyum? Ve saç kıran 1 yıldır ve bir doktor arkadaşımızın çocuğu bu arada 16 gün sonunda ve 1 ay sonunda. Yani tabii ki hani her şeyine dikkat etmeye çalışıyoruz. Hani yemesini, içmesini, proses gıda istemiyoruz, şampuanını şöyle böyle. Ama dediğim gibi o kronik inflamasyonu vücutta yok edecek şeyleri yapmamız gerekiyor. Stres, beslenmemizin doğallığı, hava temizliği, her şey. Evet, bu kadar. Okan Bey. Sesim geliyor mu? Ha, çok iyi geliyor. Benim sesim kapalıymış. Çok pardon. Heh, sizin Evren Hanım kapalıydı, evet. sorusu, saf halde terpinen 4 ole nereden ulaşabilirim diye sormuş.
Terpinen 4 ol 1 en çok mercan köşkü. Saf derken terpinen 4 ol molekülünü demiyor herhalde. Yani yağdan bahsediyoruz. En çok mercan köşkte vardır ve sonra T3'de vardır. Ayşen Hanım sormuş, kekik yağı zeytinyağı içinde içilebilir mi? İçilebilir. Karvakrol oranı az olsa benim tercihim iyi olur. Kekik timol iki damla zeytinyağının içinde iyice karıştırarak ya da dediğim gibi bal içinde karıştırarak ama uzun süre kullanılamazlar arkadaşlar. Çünkü çok kuvvetli spektrumu çok geniş antibakteriyel olduğu için gastrointestinal mukozamızda bulunması gereken faydalı bakterilerimizi yok edeceği için hani antiviral de olsa, antibakteriyel de olsa 7 gün, 10 günden fazla kullanımı olamaz zaten. Durdane Hanım'ın bir sorusu var. Anksiyete için bir öneriniz var mı diyor. Koklama, lavanta, melisa, neroli çok etkili uçucu yağlar var. Pahalılar dolayısıyla formülasyon olarak almanız lazım. Ama şey diyorsanız lavanta, tek lavanta ben denerim, deneyebilirsiniz. Aha. Bir sorumuz daha. Otoimmün tip 1 diyabet gibi ne yapabiliriz diyor. İki çocuk varmış 7 yaşında. Tip 1 diyabette zaten idiopatik bir şey. Doğuştan gelen pankreas hücrelerinin insülin üretmemesi ya da pankreasın onun hücrelerini üretmiyor olması. Dolayısıyla biz ona şey yapamayız, bir şey yapamayız yani. Onun ilacını kullanması gerekiyor insülini. Çörek otu yağını nasıl kullanırız diye soran izleyiciler var. Günde 10 mililitre bir çorba kaşığı yeterli. Dediğim gibi bir ay kullanım 15 gün ara ya da 2 ay kullanım bir ay ara şeklinde. Yine bir sorumuz daha. Evde bitki çayı yaparken inhale etmemiz inhalasyon dozlama açısından yeterli olur mu? Şimdi evde uçucu yağ yapanlar bile var biliyorsunuz yani. Bitki yağı, bitkiyi tencereye koyup kaynatıyorsunuz. Yani üzerine kapak kapatıyorsunuz. Aynı çaydanlığın buharı gibi. Hani o şekilde tabii elde edebilirseniz tabii inhale etmenize çalışıyor. Yani eser miktarda çok bol. Bakın baharat yapraklarında çok, özür diliyorum, çok bol uçucu yağ bulunur. Yani kekik çayı kekik çayı faydalıdır arkadaşlar. Mesela kekik çayı günde iki fincan içmenizi tavsiye ederim. Hani hiç bir de güvenlik açısından da söylüyorum. Yani onu inhale edebilirsiniz. Yani çok eser miktardadır ama hiç yoktan iyidir. Helal olsun. Ne demek? Ben zevkle paylaşıyorum şu an zaten. Seda Hanım sormuş, vetiverden enerjetik olarak nasıl yararlanabiliriz? Dediğim gibi vetiver bizim kendimizi köksüz ağaç gibi hissettiğimiz hani ayaklarımızı bazen olur ya öyle yani işte hani böyle başıboş savrulup gidiyormuş gibi anlatabiliyor muyum? Yani tam olarak hani kelimelere şey yapayım yani kök salmak, yere sağlam basmak, öfke bırakamadığınız öfke, keder gibi duygular dan kurtulmak için koklama, stres koklama diyoruz biz kısaca ona ve dolayısıyla kişinin ihtiyacına göre bir formülasyon yapılıyor. 5-10 çeşit uçucu yağ konulabiliyor arkadaşlar. O yüzden hani onun o koklama formülüne girmesi gerekiyor vetiverin. Ama tek başına koklamasını seviyorsanız olabilir. Genelde benim gördüğüm insanlar pek hoşlanmıyorlar. Ben bayılıyorum ayrı vetiveri ama ben tabii yıllardır yapıyor olduğum için hepsi hoşuma gidiyor benim artık. Egemen Bey, üst solunum yollarında kronik konha, epidermisi ve ödemi olan bir kişide en güvenilir aromaterapi formülünüz nedir? Bu kişi... TOA. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı var kişide. Evet, aynı zamanda da aynı kişide otrivine bağımlılığı olduğu için başka bir şey etkili olmuyor. Gece uykudan nefes alma zorluğu ile uyanıyormuş.
burnu. İşte bu arkadaşımız için Rosemary Sineol, Rosemary Sineol, tea tree, lavanta, limon karışımından koklama yapacağız. Tamam mı? Ve size evet yani bu Otrivin bağımlılığı şayet burun mukozasını tamamen yok etmediyse, inceltmediyse tahminim etmemiştir diye düşünüyorum. İşte çörek otu yağını aynı şekilde tavsiye ediyorum. Alerjik rinit de demiştim. Yine 2 ay kullan bir ay. Şey de ilave edebilirsiniz bir de. Resveratrol. Resveratrol tablet. Bu üzüm çekirdeğinde bulunan üzüm çekirdeği yağı da şey olabilir. Uyku apnesi için de uyku apnesi neden olur ya? Ha, konka hiperemisi. Tamam, okey. Aynı şey. Ha, daha güzel. Evet. İşte hani bahsettik ya o burun konkasında. Oradaki şey o mukozal membran hücreleri konjesyon. Konjesyon şişmesi arkadaşlar. Şey içerisindeki salgı işte histaminik reseptörlerin etkisiyle o hücrelerin sıvı ile şişmesi. Şiştiği zaman düşünün burnunuzun iç yüzeyinde ya da her ne hangi yüzeyde ise boğazınız olur. Sizlerin de boğazınız olur, bademciğiniz olur, küçük diliniz olur. O şiştiği zaman hava yolu daralacak. Alveol, bronşiyolleriniz şişerse alerjik astım, hava yolu daralacak. Neresi şişiyorsa oraya hava giremeyecek. İşte o şişmeyi, o konjesyonu bizim azaltmamız gerekiyor. Yani antihistaminik, histaminik ajanlar salınıyor ya, işte onları antihistaminik, anti demek karşıt demek. Histamine karşıt bir şeyler göndermemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Onu göndermek için de rozmarinik asit çok iyi. Ondan sonra tea tree yardımcı arkadaşlar, lavanta yardımcı. Ben de alerjik rinit, alerjik rinosinüzit vardır. Ben bahar aylarında ve kış aylarında inanın bildiğiniz ilaç söyleyeceğim. İşte Nazonex, Nazacort'suz artı Levmont'suz şey yapamayan, rahat nefes alamayan. Çünkü direkt hani gerçekten şeyle operasyon sırasında da gördüm. O kadar şişmiş ki o konka hücreleri. Neyse. Ama gerçekten de zaman zaman çörek otu, zaman zaman resveratrol kullanıyorum. Ama yani isterseniz üzüm çekirdeği yağı kullanarak da alabilirsiniz resveratrolü. Uçurtmalı yağlar püskürtülmez. Onu söyleyeceğim. Rosemary hidrolatı, rosemary hidrolatını aloe jelle karıştırıyoruz. Burun içine birer damla, özellikle sıkıntılı olduğunuz zamanlarda hiçbir şekilde uçucu yağlar sprey olmaz. Hidrolatlar olur, uçucu yağlar olmaz. Ondan sonra ve koklama ile gerçekten ben o ilaç spreyi ve hapları kullanmıyorum. Tıkanıklık oluyor mu? Havuza girdiğimde oluyor. Klima çalıştığımda oluyor. Ben Antalya'da yaşıyorum ama kokluyorum arkadaşlar. Alev Hanım'ın bir sorusu var. Diş çekilmesi aynen ile ilgili ne yapabiliriz diye. Ne? Diş çekilmesi sanıyorum diş etleri. Ha, diş eti çekilmesinde çok önemli. Ölmez çiçek suyu. Bakın hidrolatlar çok önemli dedim. Günde 2 kere 6 ay gargara yaptığınızda diş eti çekilmeniz ve gingivit problemleriniz bitiyor. Aslı Hanım'ın aşırı terleme için öneriniz var mı? Koltuk altı, el, ayak? Var, var, var. Evet. Onda da yine hidrolat içine, rosemary hidrolat, lavanta hidrolat içine %2'lik servi ve limon. Özellikle servi çok iyi. Salivasyonu azaltıcıdır. Güneş ve doğum lekeleri için bir öneriniz var mı? Var, var. Formüllerde gösterdim zaten. Ama şöyle söylemek istiyorum. Yani içine 10 çeşit yağımız giriyor, uçucu yağımız. 10 çeşit uçucu yağı ve onun içine giren 3-4 çeşit sabit yağı alacak mısınız? Onu anlatmak istiyorum. Yani o çok şey bir şey. Yoksa ölmez çiçek, ıtır, ginger, frankincense, turmeric. Kış aylarında
Aşırı el terlemesi. İşte gördüğünüz gibi benim ağzım başladı. Hidrolat, rozmeri hidrolat. Fesleğen de, özellikle ayakta fesleğen de şey yapıyoruz. Onun içerisine kesinlikle %2'lik limon ve serve. Yani 100 mililitre suya 1 mililitre limon yağı, 1 mililitre servi yağı iyice çalkalayıp çok çok aşırı derecede ise sodyum bikarbonat da ilave edebiliriz. Bildiğimiz evlerde bulunan hidrolatları tabii yutabilirsiniz. Ama yutmayın yani, gerek var gargara yapıyorsak. Bir sorumuz daha var. Kurkumini kanserde nasıl kullanabiliriz? Kürkümin aslında bir maddesi, turmeri, kurkuma longa bitkisinde bulunan kürküminoidler ve turmeronlar diye iki grubu vardır arkadaşlar. Kürkümin ve turmeron aslında ikisi de anti-inflamatuar, anti-kanserdir. Ve ikisi de aslında uçucu yağında güzel oranda bulunuyor. Bitki ekstresinde sadece kurkumin bulunuyor, turmeron bulunmuyor çünkü o yağda bulunuyor. Ne diyordum? Yağ kullanıyorsanız oral olarak 2 damla kullanmak yeter. Bitki ekstraktı kullanıyorsanız içerisinde kurkuminin iyi bir miktarda olduğuna emin olun. Çünkü GNC dahil birçok markada, ki Türkiye'de de yapılan gıda takviyeleri, efendim çaylarda yapılan şeylerde, tahlillerde arkadaşlar boşa yakın içerisinde madde bulunmadığı çıkıyor. Onun için söylüyorum yani, nereden aldığınız, markasının isminin bilinmediği, internet ya da işte hani güvenmediğiniz. O yüzden eczaneler sizin gerçekten bir numaralı sağlık danışman yeriniz. Elbette, dediğim gibi. Yani Sağlık Bakanlığı'nın, size şunu sorayım, denetlemediği yerlerden nasıl emin olabiliyorsunuz? Onun için gerçekten güvenilir markalardan alın. Şimdi artık son sorulara doğru yavaş yavaş gelirken toparlayayım. Çünkü Özlem Hanım'ı çok yorduk bugün. Akşam da sağlık profesyonellerine eğitimim başlıyor 5 günlük. Ben aynı gün olsun dedim. Biraz dinleneyim arkadaşlar. Tamam, son 2 soru olarak alıyorum. Laura Hanım'ın sorusu, çocuklar için odak ve konsantrasyon koklamak yerine nasıl sağlayabiliriz diyor ürünleri. Evet, küçük çocuklarda zor. Koklamak yerine Sağlık Bakanlığı'nın denetlediği yerlere bile güvenemiyorsunuz. Nispeten siz hesaplayın artık. Difüzör çocuklar için. Çünkü ortama veriyor şeyi, uçucu yağı, böylece solunmuş oluyor. Ya da hiç hadi şey yapamıyorsunuz, göğsüne sürdüğünüzde oradan şey yapacak, alacak, koklayacak. Ben de soruları tarıyorum. Sonlara yaklaştığım için zaten çok teşekkür ediyor izleyenlerimiz. Ben onların sesi olayım. Yayınımız o kadar güzel geçiyor ki sorularımız devam ederken tebrikler de geliyor bir taraftan. Siz de görüyorsunuz zaten. Kısmen. Yağlar arkadaşlar, evet, badem yağı, Hint yağı, hani klasik bildiğiniz bu kaş, kirpik, saç formülasyonlarının içine koyduğumuz yağlar, evet tabii tüy kökünü zaten folikülü güçlendirirler. Son sorumuz. Hindistan cevizi yağı. Evet. Son sorumuz da şu olsun. Bu biraz tabii güncel bir durumla ilgili. Tina Hanım yönlendirmiş. Online eğitim sürecinde çocukları dengesini destekleyecek bir öneri var mı? Biliyorsunuz çocuklarımız hep ekran başındalar artık. Ya evet, işte kesinlikle difüzör diyeceğim, edinmeye çalışın. Yoksa rica ederim sevgiler. Yoksa da hiçbir şey yoksa avucuna sürüp koklama, onu da yaptıramıyorsunuz. Göğsüne sürün. Tabii ne olur oradan, yani biraz konsantrasyonu şey olur. Yani mesela şöyle. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı ya da zeytinyağı, ayçiçek yağı, linoleik asit içerdiği için çok iyi beslemez arkadaşlar. Hani biz genelde bunlarda şey yapıyoruz,
omega 9 içerikli, yani oleik asit içerikli yağlara bu sürme işlerini yaptırtıyoruz. Bir tatlı kaşığı içerisine böyle 5-6, 10 damla gibi konsantre şey yaparsanız, hani o an hemen daha çabuk konsantre olsun diye. Küçük çocuklarda, ne kadar küçük, 5 yaş altı değil tabii ki. Evet, 5 yaş altı değil. 5 yaş üstü rozmeri, sineol, greyfurt, limon, nane karışımını. Evet, tamam. Bir de şöyle bir tekrarlama isterseniz yapayım arkadaşlar. C vitamini yazın içilir, içilmesinde bir sakınca yok, sürülmez. C vitamini içeren yağları sürmeyelim. Kuşburnu, hiposensivite. Kuşburnu yağı, sarı kantaron sabitleri yazın biz kullanmayız. Onun dışında da sitrusları da aslında kışın çok güzel leke açıcı ve cildi iyileştirici etkilerinden dolayı mümkün mertebe kullanırız. Ama bu aylardan itibaren Ekim'e kadar kullanmıyoruz arkadaşlar. Bunun yerine yazın hala leke açıcı formülasyonlarımız bizim muhteşemdir gerçekten. Ama Türkiye'de olmayan çok çok geniş bir yağ skalamız var. Onun için www.fitoil.com.tr'ye girin. Oradaki bilgileri de bizzat ben kendim yazıyorum. Altyapısı web sitemizin soru cevap şeklinde. Tina Hanım, sorunuzu tekrarlayın. Soru cevap şeklinde bir şeyimiz hazırlanıyor. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada Profesör Doktor Funda Hanım mıydı yazdı onun içinde. Şimdi 10 saatlik bu akşam ben sağlık profesyonelleri eğitimine başlıyorum. Bu benim ikinci eğitimim. Sadece sağlık profesyonelleri. Ama bunun bildirimini yaparken siz sevgili halkımdan o kadar çok şey, ya biz katılamaz mıyız? Şimdi çok yoğun. Yani düşünün ki size bu kadar verebildim, bu kadar indirgeyebildim. Onlara ne olduğunu düşünün. Yani bilginin kullanılabilir olması çok önemlidir benim için. Ben size kullanabileceğiniz ve anlayabileceğiniz gibi bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Ama anlayamadığınız, kafanızı karıştıran bilgi sadece yüktür beyninizde. Gerçekten... YouTube kanalım var. Oraya bakalım şey yapacağız ama orada mesela top 10 yağlar falan ben çok anlattım. Hatta fazlasıyla bilimsel oldu. Velhasıl arkadaşlar 10 saatlik profesyonel eğitimime çok gönül koydunuz bazı kişiler. Ben dedim ki madem herkes evde, hadi anlatalım. Doktor, eczacı, sağlık profesyonelleri, hemşire, fizyoterapist, sağlık çalışanları ve işte gerçekten hani bu işe yetiştiriciliğe gönlünü vermiş, bitki yetiştirmek, uçucu yağı elde etmek, ekstrakt yapmak isteyen arkadaşlarımız için. İşte dediğim gibi sağlık profesyonellerine olan eğitimlerimiz de devam ediyor. Bu eğitimimizin de bir şey yapalım ama tamamlayalım değil mi? Hidrolat ve sabit yağlarımızı anlatırız. Veteriner hekimler de hekim oluyor efendim. Onlar katılabilirler. Kaydı yapıyoruz bu ara. Tekrar için soruyorlar. Ben birkaç şey paylaştım. Yayınımızı kayıt altına aldık. Daha sonra kendileriyle bizim oluşturduğumuz WhatsApp grubundan link olarak paylaşacağız. Evet. Bu arada lütfen ben çocuğuma ilk çok güzel öğretmişim sorgulamayı. İlkokula başladığı gibi geldi. Anne, bu okulun, ilk olarak okulda onu öğretiyorlar ya, okulun kurallarını kim koyuyor dedi. Milli eğitim, yani yetkililer falan. Ondan sonra hayır, kuralları koyarken bize sormuşlar mı dedi. Hiç bizimle ilgili, hani bizim görüşümüz alınmış gibi bir şey yok dedi. Bize de danışılması gerekmiyor mu? Bunu neden anlatıyorum? Yani benim anlattıklarımı da sorgulayın. Her şeyi sorgulayın. Gerçek doğru bilgiyi almaya çalışın. Doğru bilgiye, her şeye hemen, herkese, ben bunu şey için söylüyorum.
halkım için söylüyorum. Herkese, her şeye hemen ikna olmayın. Öyle olduğumuz için bu durumdayız. Sorgulayın daha fazlasını. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu pazar gününüzü bizim için ayırdınız. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Ben izleyen herkes adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar da olursa, benzer bir program tekrar yaparsak yine... Konularımız yarım kaldı. Çok önemli gıda yağlarımız var. Çok önemli şeyler ve hidrolatlar. Bakalım onları da mümkün olan en kısa zamanda yaparız. Dediğim gibi şimdi benim 10 saatlik şeyim var, 5 gün. Profesyoneller eğitimim var. Onun arasına mümkün değil, çok yoruluyorum çünkü. Ondan sonrası hidrolat da satıyoruz. Hepsi fitoil aromaterapi bayi eczanelerimizde var efendim. Ondan sonrasını muhakkak tertipleriz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben kendimi gerçekten eczacı olarak, bir bilim insanı olarak çok şanslı hissediyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Para hiçbir zaman şey olmadı benim için. Birinci şey insan sağlığı ve insan güvenidir. Her şey sizin sağlığınız için, toplum sağlığı için diyorum ve o şekilde de çalışmaya devam ediyorum. O halde sonlandırıyorum. Evet. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.